Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Podcast kayıt zamanımı değiştiriyorum. Çünkü kış moduna geçtik. Artı spor salonu falan kapanınca birçok şeyin yeri değişti. Tabi bunu size mümkün olduğu kadar yansıtmamaya çalışıyorum. Deneme çekimi maalesef ileriye atıldı mekanın uygunsuzluğundan dolayı ama çok önemli değil. Bazı fikirler daha geldi aklıma çekimle ilgili yapabileceğim. Çok ilginç bir şekilde annem ziyarete geldiği zaman ona Türk dizisi açıyorum. Ekrana baktığımda oradaki görüntü de bana bir fikir verdi. Türk dizilerini biliyorsunuz arkadaşlar. Alan derinliği aşırı sığ olur. Yani genelde konuşan kişiyi görürsünüz ve arka plan tamamen bulanıktır, değil mi? Sahnelerden bir tanesinde bir kadın duvara yakın konuşuyordu ama o mesafeden bile duvar bulanık gözüküyordu. Özellikle konuşan karakter zorunlu olarak duvara yakınsa bu yöntem kullanılabilir. Benim de bu sahnede öyle bir açım olacaktı. Şimdi o yüzden telefoto lensi de deneme çekimine götüreceğim. Yani uzaktan zoom yaparak çekeceğim ve nasıl olduğuna bakacağım. Bu şekilde bir hafta iki hafta ertelendi diye çok üzülmüyorum. Çünkü belki de belirli birkaç sahne daha var. Onları da bitirdikten sonra aşının gelmesini beklememiz gerekebilir. Hayatımda başka bir değişiklik yaptım. Umarım buna devam edebilirim. Zaten kafamda vardı şu sosyal medya bağımlılığı olayı ama işim gereği vesaire deyip devam ediyordum. Bununla ilgili kendime limit koydum. Şu an gayet mutluyum. Arada bazen merak ediyorum tabii ama şu an kafam gerçekten o zamana göre daha rahat. Herkese tavsiye ederim açıkçası. Bununla ilgili daha detaylı olarak film köşesinde zaten konuşuruz ilgili film hakkında konuşurken. Sahnede kullanmak için bir sürü çerçeve topladım. Hem bu evden hem de annemin evinden. Bir tane de çerçeve yeni yaptırdım. Açılıp kapanabilenden daha ileride de kullanmak için. Yarınki deneme çekimi konusunda aslında heyecanlıyım çünkü baya değişik şeyler deneyeceğiz. Evet bakalım belki deneme çekiminde de yüklerim. Yükleyince bakarız. Evet Türker Özel isimli yaşayıcımız. Abi Berat Albayrak istifa etmiş üzerine podcast yaparsan sevinirim demiş. Bence bu konu Hans Bilal için daha uygun o yüzden onun yorumlamasını Hans Bilal yaptı. Deniz Kabuğu isimli yaşayıcımız Efe abi ABD'deki başkanlık seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsun demiş. Muhammed Akkuş isimli yaşayıcımız da Merhabalar Efe abi ABD seçimlerinde benim asıl dikkatimi çeken kişi başkan yardımcısı Kamala Harris. Kendisi yarı Asyalı, yarı siyahi kökenli ve kadın. Tam da politik doğrucular için biçilmiş kaftan. Tek eksiği eşcinsel olmaması yani. Sence ileride Biden yaşından veya farklı bir sebepten dolayı istifa ederek ya da ettirilerek yerine getirilmek için özellikle yerleştirilmiş biri olabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Ele alır mısın lütfen? Öncelikle seçimleri Biden'ın kazanması bizim dezavantajımıza olacak diye korkuyorum. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Neden? Çünkü Amerika'daki o demiştik ya dünyanın en güçlü terör örgütü diye adamların kim olduğunu bile bilmiyoruz. Globalistler diyenler var farklı şeyler diyenler var. Bunlar yani kendi kendilerini iyi adam olarak ilan eden, her gün kendi gibi düşünmeyen insanlara her türlü zorbalığı yapan, senin benim gibi insanlara her türlü zorbalığı yapan, daha önce de demiştim ya, ben daha önce de demiştim ya, bu YouTube'daki podcastleri İngilizce olarak yapsam çoktan kovulmuştum. Bu arkadaşları maalesef yani çok kişinin göremediği olay kendi kendilerini iyi adam olarak zorla iyi adam olarak gösterebilmek için yapılabilecek en iyi şey nedir? Tabii ki kurban puanları toplamak Black Lives Matter zaten bunun en önemli örneği. Siyahların en büyük ölüm sebebi olan siyahların birbirini vurması ile ilgili hiçbir şey konuşmayıp sadece beyazlara düşmanlık güden kişileri yanlarına çekebilmek için böyle bir politik olay uydurdular. Onun haricinde işte kadın eziliyor gibi bir şey uydurdular. Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın eziliyormuş. Yine aynı şekilde kurban puanı toplayabilmek için yine Biliyorsunuz her yere artık eşcinsel sokmaya başladılar. Bu da eşcinseller eziliyor diye. Yine aynı şekilde kurban puanı toplamak için. Kurban puanları toplamaya ihtiyaçları var. Kendilerini iyi adam olarak göstermemek için ve biliyorsunuz onların yarattığı bir şeytan var. O da işte faşistlik, ırkçılık vesaire. Bizde nasıl şu anda her türlü kötülük tek bir örgüte bağlanıyorsa onlarda da her türlü kötülük nazilere, hitlere, ırkçılığa falan bağlanıyor. O yüzden de bu tür kişilere yapılan her türlü zorbalık haktır deniyor. Çünkü işte bu insanlarla biz zamanında savaştık. Bunlar çok kötü insanlar. Bu olay tabii ki tartışılır ama bununla birlikte de işte medya kendi ellerinde olduğu için istedikleri kişileri ırkçı, istedikleri kişileri faşist, istedikleri kişileri beyaz üstünlükçüsü ilan edip yani olacak iş değil göz göre göre yapıyorlar bunu. İnsanlık ne kadar geri zekalı bir hale gelmiş ki bunu göz göre göre yapıyorlar. Bir Hollywood oyuncusu mesela Chris Pratt Avengers'daki herkes, bütün oyuncular Biden için yardım kampanyasına gidiyor. Chris Pratt gitmiyor. Twitter'dan söylemediklerini bırakmıyorlar. Twitter'ın böyle bir özelliği var. İstediğin kadar sahte hesap açabilirsin. Twitter'ın istediği şeyleri söylüyorsan ama. İnsanları linç edebilirsin. Free speech'tir ama Twitter'ın istediği şeyleri söylüyorsan yine. Yüzlerce, binlerce kişi bu adama beyaz üstünlükçüsü, bu adama ırkçı, bu adama homofobik. Homofobik demelerin sebebi de, Katolikmiş adam o yüzden. Bunlar da yetmiyormuş gibi diğer Hollywood oyuncularının da saldırması Chris Pratt'e. Hiçbir şey demedi adam. Ağzını bile açmadı. Trump'a oyun vereceğim falan da demedi ha. Versene olacak o ayrı mesele de ağzını bile açmadı. Bu zorbalıkları işte yapıp hala daha yani bu herifler zorba. Bu herifler dünyanın zorbası şu anda. Ama bunu yaptıkları halde hala daha kendileri kurban, kendileri eziliyor. Nasıl oluyor bu iş? İşte bu adamlar gene Clinton'ın zamanında, Clinton kadın olan Clinton yani. Saksofoncu olmayan iki anlamda da. Clinton çıkıp Esad'ı biliyorsunuz indirmeye çalıştılar. Birçok yerin liderini indirdikleri gibi. Ama Esad konusunda başarısız oldular. Rusya ve Çin destek çıktı çünkü. Bunun üzerine Rusya ve Çin'i tehdit ettiler. Bunları yapıyorlar. Orta Doğu'nun içinden geçiyorlar. Ama işte çıkıp eşcinsel hakları, kadın hakları falan deyince insanlar böyle bir gevşiyor. İnsanların meme uçları Spongebob'a dönüyor. Aynı kişiler Antifa'yı destekleyenler, Antifa buradaki YPG'nin öğrencisi, YPG ile birlikte çalışan ortağı bir grup. Şimdi maalesef bu adamlar tekrar gücü ele geçirdi. O yüzden bakalım gelecek neyi gösterecek. Biden aslında baya başarısız bir adaydı. Trump'ın tek yapması gereken normal insan gibi davranmakta ama tabii 4 senede gördüğümüz üzere normal insan gibi davranmak Trump için çok imkansız bir hareket. Gerçekten normal insan gibi konuşsa hiç böyle ekstra bir şey yapmasına gerek yok yani. Çok daha fazla şansı olurdu. Birçok kişi Trump'ın sadece kendisini sevmediği için diğer tarafa oy verdi. Ve gerçekten de diğer taraf diye. Seçimde önce demiştik ya kaybetme yarışını kim kazanacak ikisi de birbirinden kötü diye. Kaybetme yarışını Trump kazandı. Kamala Harris olayına gelecek olursak söylediğin şey bazı Republican'ların da düşündüğü ya da iddia ettiği ama yanlış olan bir komplo teorisi. Yani şöyle bir şey yok ortada. Biz çaktırmadan beyaz olmayan bir ırkı başa getirelim ya da işte siyahları başa getirelim ya da bu insanlar gizli beyaz düşmanı, beyazları bitirmek istiyorlar. Olay bu değil. Yani siyahların ya da Meksikalıların ya da eşcinsellerin ya da şu an bir de kadınlar oldu. Böyle bildikleri kadar bölüyorlar. Bunları kullanan kişiler yine beyazlar. Emperyalizm işte bu yüzden hep kazanıyor arkadaşlar. Yani bu olay aslında bir beyaz adama karşı başka bir beyaz adamın mücadelesi. Emperyalizm neden hep kazanır? Sen diyelim şimdi emperyalizm düşmansın tamam mı? Türkiye'de yaşıyorsun. Emperyalizm karşıtı bir gruba üye olmak istiyorsun. İşte sosyalist bilmem ne platformları, sosyalist emekçi bilmem ne dernek proleterleri. Bunlardan bir tanesi üye oluyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun, tabii hepsi böyle demiyorum ama bir bakıyorsun Bunlar YPG ile ya da PKK ile ya da Öcalan'la iç içe birlikte hareket eden gruplar. Sonra YPG'ye bakıyorsun bizzat emperyalistlerin adamı. Yani sen emperyalistlere düşman olarak bir gruba katılıp emperyalist uşaklığı yapmış oluyorsun. İşte bu yüzden emperyalistler hep kazanıyor. Kaç kere emperyalist dedim? Drinking game yapalım mı? <laughs> Daha önce demiştim ya. Adamlar işini o kadar biliyor ki sen Amerika'ya düşman olmak için Amerikan bayrağı yaksan hemen gelirler. Dur derler. Çin malı Amerikan bayrağı yakma. O işin doğrusunu yap. Biz sana kendi has Amerikan malı Made in USA Amerikan bayraklarından satalım. Git onları bol bol yak. İşte bu yüzden adamlar hep kazanıyor. İşte bu yüzden adamlar hiç kaybetmiyor. Amerika'da ise sen azınlıkları seven koruyan bir insansın. Bunları sevdiğini koruduğunu söyleyen gruplara destek veriyorsun. Partilere destek veriyorsun. Ama en başta gene beyaz adam var. Diğerleri hep kukla. Diğerleri hep el kuklası. Amerika'da yaşayan tanıdıklarım Facebook'ta paylaştı. Şunu diyeceksiniz tabi. Hani Facebook'a girmiyordun? Abi öyle bir şey ki hani ben günde bir paylaşım yapacağım dedim ya kendi sayfama giremeden mutlaka bir ana sayfayı gösteriyor sana pezevenkler. O mutlaka ana sayfana o bir iki tane paylaşım görüyorsun. Görmeden giremiyorsun. Ciddi ciddi böyle gözümü kapatıp falan gireceğim artık bundan sonra. Hemen yapıştırmışlar işte. Çok mutluyuz. Neden? Çünkü... İlk olarak bir siyahi kadın bilmem ne bir vatandaş yardımcı başkan vice president oldu. İyi de yani işte senin düşünmen lazım. Ne fark edecek? Rengi mavi olsa ne fark edecek? Mavi birisi gelsin ne fark edecek? Yani bunu diyen insanlar da ırkçı değil mi? Bunu diyen insanlar da ırkçı yani ve bunu kullanıyorlar işte. Akıllı mantıklı bir şey söylemek yerine bakın benim yardımcımın rengi siyah. Benim yardımcım kadın. Bana oy verin. Bunu diyorlar. İnsanlar da yiyor yediği sürece de bunu demeye devam edecekler. Ama o baştaki beyaz adam hiçbir zaman değişmeyecek. Siyah olsa da beyaz adam. Obama mesela çok başarılıydı. Çünkü adam bizzat kara tenli beyaz adam. Öyle olunca tabii en başarılısı o oldu. Başkan adayı olana kadar adı Barry iken başkan adayı olunca Barack oldu. İşte bu yüzden her zaman için bu adamlar kazanacak. Hani kaybetmeye mahkum derler ya bu adamlar da kazanmaya mahkum. Çünkü sen emperyalizm karşıtı gruplara girsen de bu adamların elini oynamış oluyorsun. Azınlık hakları gruplarına girince de bu adamların elini oynamış oluyorsun. Aslında adamların politikalarına bak. Politikaları siyahların kendi kendilerini geliştirip beyazların statüsüne çıkmasını engelliyor. Kadınlara mesela evli değillerse özellikle çocuk başına para veriyor aylık. Öyle olunca siyah kadınlar birçok çocuk yapıyor. O çocuklar ondan sonra doğru düzgün yetişemediği için babaları da yok. Suça yöneliyorlar o çocukların kendilerinin de gene o kadar çocukları oluyor. Ve onların çocukları da babasız büyüyor. Bu kısır döngüyü bozmayı geçtim. Bu kısır döngüyü besleyecek şeyler yapıyorlar. Başka bir zencinin, başka bir siyahinin bu konuda ilgili güzel bir konuşması vardı. Beyaz adam akıllı diyor. Neden? Çünkü siyahlar kendilerini havalı sanıp böyle işte ot çekmeyle ilgili rap yapınca, adam vurmayla ilgili rap yapınca hemen alkışlıyorlar. Hemen bunu pazarlıyorlar. Hemen dinliyorlar, dans ediyorlar vesaire. Ama kendileri uygulamıyor. Bunların hepsini yapıyorlar ama kendileri uygulamıyor. Bizim siyahlar kendileri uygulamaya çalışıyor diyor. O yüzden de biz hiçbir zaman belimizi doğrultamadık diyor. Bunu niye bu kadar konuşuyorum? Çünkü Türkiye'de de benzer politikalar güden kişiler var. Bizde de var, onlarda daha abartı. Siyahiler gerçekten de beyazların yüzünden mi bu şekilde başarısız bir hayat yaşıyor? Evet ama siyahileri koruduğunu iddia eden, siyahileri savunduğunu iddia eden beyazlar. Buna en çok sebep oluyor. Diğer tarafa baktığın zaman dost acı söyler şeklinde konuşuyorlar. Ama ne oluyor? O konuşan kişiler ırkçı ilan ediliyor. Siz susun bakayım. Gel siyah kardeşim ben senin başını okşayayım sen bana oy ver. Bizde de aynı şey geçerli değil mi? Bazı düşkün gruplar var ancak onlara karşı uygulanan politika hiçbir zaman o insanların daha üst statüye ulaşmasını sağlamayacak. Her zaman için düşkün olmalarını ve böylece de ucuz oy çiftliği olmalarını sağlayacak. Gidecekler işte Kamala Harris gibi siyahi birini gösterecekler. Bakın bakın. Biz sizi ne kadar seviyoruz bak. Bu da kanıtı. Ya da işte önemsiz şeyler. Oscar verecekler, ödül verecekler, müzik ödülü verecekler. Gerçekte hiçbir anlam ifade etmeyen böyle göstermelik şeyler vererek ve bunları da sanki çok büyük bir şeymiş gibi böyle organizasyonlarla falan göstererek sözde destek olacaklar ama özde o insanların düşkün olmaya devam etmesini sağlayacak. Bu kısır döngüyü besleyecek hareketler yapacaklar. Eğer Amerika'daki insanlar bu kadar beyaz üstünlükçüsü ise Hintliler nasıl başarılı olabiliyor Amerika'ya gelince? Hintliler nasıl bu kadar üst yerlere gelebiliyor? Ahmet Mert Sepici isimli yaşayıcımız sormuş. Efe abi 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklanmış. Ne düşünüyorsun? Sigara içenler iyi kudurmuşlar. Özgürlük kısıtlaması, insan hakları ihlali falan zırvalıyorlar. Şahsen ben çok mutlu oldum bu karara. Zaten Alt komşudan dolayı odamdaki camı açamıyorum. En azından dışarıdayken rahat nefes alabileceğim. Evet, öncelikle alt katında sigara içen arkadaşlarımıza selam olsun. Acınızı anlıyorum. Benim alt katımda da kafe vardı. Yasak çıktıktan sonra şimdilik koku gelmiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, hani sigara içmeye <laughs> özgürlük, insan hakları falan diyorlar ya. İlginç bir şekilde yani kardeşim sen tamam kendini zehirlemeyi tercih ediyorsun ama benim hayatımı karartıyorsun. Senin yüzünden hava güzel, şöyle bir dışarı çıkayım, bir nefes alayım diyemiyorum. Çünkü güzel hava olduğu zaman dışarıda sigara dumanı olmayan hiçbir yer yok. Çimlere falan oturayım diyemiyorsun. Çünkü çekirdek kabuklarıyla sırada o var ha. Sırada çekirdek kabukları var. İzmaritlerden oturacak yer yok. İnsanların insan hakları vesaire diye zırvalaması da şundan kaynaklanıyor. Şimdi bu maddeye bağımlı oldukları için ve bunu da kabul edemedikleri için evet ben bir bağımlıyım. O bana verilen sahte dopamin ve bunun karşılığında benim ömrümün yenmesi, sağlığımın bitmesi ve aynı zamanda da çevrenin anısına atlamam. Bunlar gerçek ama ne yapayım zevk alıyorum ve o zevkten kurtulmak zor geliyor. Bunu diyemiyor tabii ki o yüzden insan hakları falan diyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce de demiştim. Bizi takip eden sigara içen çok fazla seyircimiz var. Ve her zaman diyorum ya eğer bunu yapıyorsanız yani sigara içiyorsanız ya da alkolik derecesinde alkol tüketiyorsanız ya da aşırı kiloluysanız hayatınızdaki en büyük sorunlar bunlar. Önce bunları çözmelisiniz. Neden bunu diyorum? Her yerde sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Şu bir palavra. Sigara içmek insan haklarıdır. Bu bir palavra. Neden? Çünkü Amerika'da, Kanada'da, Avrupa ülkelerinde, Japonya'da, diğer ülkeleri bilmiyorum ama yani gelişmiş modern ülkelerde sokakta sigara içemezsin. Bunun haricinde sokakta sigara içebildiğin ülkelerde bile park Koskoca Central Park'ta yasak mesela. Bizde fuarın içinde bile yasaklayamazsın. Şu an yasakladılar gerçi de bakalım uygulayabilecekler mi? Arkadaşlar şöyle bir algı var bizde. Türkiye'de hiç insan hakları yok. İnsanların ümüğünü sıkıyorlar ama Avrupa'da her şey böyle çok serbest. Eğer bir konuda yasak olduğu zaman ki bu konular yasak zaten. Adamlar cezasını gerçekten kesiyor. Bizde şimdi öyle bir şey var. Yasak geldi de bakalım ceza ne kadar kesilebilecek. Ama adamlar gerçekten kesiyor cezasını hiç aklınıza gelmeyecek şeyler var. Mesela siz çöpü nasıl atıyorsunuz? Yurt dışında eşyalar ne demek istediğimi anladı. Normal çöpü böyle torbaya koyup çöp bidonuna sallamak diye bir şey yok. Bazı yerlerde çöp günleri var. Sadece o günler atabiliyorsun. Çöplerini ayrıştırman gerekiyor. Plastik vesaire diye. Yani arkadaşlar benim gibi böyle işte faşist efaydal bilmem ne dediğiniz adam ben yurt dışına daha rahat ederim. Çünkü bana bunları dese ben yaparım. Ama ya ee, falan demem yani. Ben yaparım. Neden? Bir yerin bir kuralı varsa o kuralı uygularım çünkü. Ama maalesef bizde kural uygulamayan göt gezdiren çok insan var. Daha önce de demiştim ya. Bizim çomarımız da ortadoğu çomarı, entelimiz de ortadoğu enteli. Okan'ın çıkıp işte bu faşistliktir. Amerika'da doktorlar ne diyorsun abi sen? Ha? Ne diyorsun sen? Sokakta sigara içmeye izin olan ülkeleri bir bak. Kaçıncı dünya ülkesi? Ya da en azından dediğim gibi park kafe vesaire toplu insanların olduğu yerlerde yani sokakta izin olsa bile böyle yerlerde izin olmayan çok yer var. Bizim ortadoğu entelimiz hem kendi zevkinden feragat etmemek için hem de kendisi gibi düşünen insanların desteğini almak için bu tür yalanlar söylüyor. Bunlar yalan yani. Bir şey daha. Birçok ülkede sokak köpeği, sokak kedisi diye bir şey yok. Eğer başıboş bir hayvan görürlerse gördükleri anda bunu alıp barınaklara götürüyorlar. Sokakta bir tane başıboş kedi ya da köpek yok. Ha ben kedileri seviyorum ama kediler mutlu mu acaba bu durumdan? Köpeklerin şöyle bir sıkıntısı var. Aç kaldıkları zaman kediye de saldırıyor, çocuğa da saldırıyor. Ya da sırf şerefsizliğine de saldırıyorlar kediye. Gördünüz mü bilmiyorum. Ha ona bakarsanız çocuk dilenci diye bir şey de olamaz. İşte bizim modern medeni dediğimiz ülkelerde. Sen elinde böyle mendille çocuk sokaklarda dilencilik yapsın. Anında atlarlar. Child services. Anında atlar. Öyle bir şey yok. Bunların hepsine izin var. Bunların hepsi serbest. Ama işte belediye başkanı çıkıyor. Gökkuşağı bayrağıyla selam veriyor. Oo, artık modern olduk. Tamam bitti. Tek derdimiz oydu çünkü artık moderniz. Tamam diğerlerini hiç düşünmeye gerek yok. Bu olayı daha önce demiştik işte. Kırsaldan büyük şehire gelip hiçbir şey öğrenmeyip hiçbir kültür, görgü kuralı, düzgün konuşma, diksiyon, öğrenmeyip, kültürlenmeyip, kitap okumayıp, bilgilenmeyip, bilinçlenmeyip sadece bakayım şehirli kadınlarda makyaj var. Ben de şöyle bir bol bol yapayım. Hatta onların iki kadın makyaj yapayım, iki kadın medeni olayım. Bizim Türkiye'deki medeni denilen şehirlerin birçoğu böyle. Türkiye'de birçok kişi ülkeyi beğenmeyen, ya biz 3. Dünya ülkesiyiz abi ben bilmem ne ülkesini gördüm adamlar medeni ya falan diyen kişilere oradaki kuralların yarısını getir buraya. Üçte birini getir. Adamın meme uçları C4 lokumu gibi havaya uçar. Medenilik istiyorsak önce kendimiz medeni olacağız. Medeniyet medeniyet istiyorsak önce kendimiz medeni olacağız. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şu yere çöp atmayla ilgili bir kanun çıkacaktı. Onunla ilgili konuşuyorduk galiba. Ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Bizim mahalledeki abiler nasıl kanun koyar? Son raddeye gelene kadar hiç koymaz. Çünkü benim teklif ettiğim kanunlar hep daha yumuşaktı. İşte izmarit atanlara ceza olsun. Ya da belirli işte kafelerde, insanların toplu olduğu yerlerde en azından sigara yasağı olsun. Ve işte cezası da böyle 900 lira falan değil de 100 lira falan olsun. Ödenebilecek bir ceza olsun. Ben çok daha yumuşak konuşuyorum. Ama ne diyordum? Şu an bunu yapıyorsunuz. Şu an aşırı saygısızlık yapıyorsunuz kendiniz gibi olmayan insanlara. Bu çevreyi kirleten arkadaşlardan bahsediyorum. Diğerleri üstüne alınmasın. Artık ne bileyim vapurlarda falan içmeye başladı insanlar. Siz sadece bunu yaptığınız için öyle ağır kanunlar gelecek ki o kanunlar geldiği zaman da hiç laf etmeye hakkınız yok demiştim. Geldi de. Çünkü az çok bizim mahalledeki abilerin nasıl çalıştığını öğrenmiş oldum. Bu kanun çıktı bakalım insanlar sokakta sigara içecek mi diye merak ediyorum etrafa bakıyorum böyle. Adam duvar kenarında oturuyor sigarayı böyle ileriye fırlatıyor bir de ya. Yolun ortasına fırlatıyor bir de böyle kenara köşeye bilmem ne işte ne bileyim hani şeyi falan geçtim zaten. Milletten o kadar insan olmasını artık beklemiyorum da söndürüp çöp tenekesine atmayı falan onları geçtim zaten onları beklemiyorum. Nerede yaşadığımın farkındayım. Adam fırlatıyor bir de özel güç sarf ediyor. Dur lan yeterince ayı olamadık. Yeterince ayılık yapamadık pardon. Bize para veriyor. Herhalde para veriyorlar bunlara. He ajan mısınız siz? Size ayılık yapın çevreyi kirletin diye para mı veriyorlar? Bir örgüte falan mı üyesiniz siz? TC'nin yollarını kirletelim. Böyle mi diyorlar size? Niye yani o ekstra böyle eforu sarf ediyorsun da yolun ortasına fırlatıyorsun? Hep dedik ya işte temizlik çözümü olarak şey diyorlardı işte çöp arabası bir tane daha mı çöp arabası alsak? Biraz daha çöpçü mü alsak ne yapsak? Abicim sen daha fazla çöpçü aldıkça sen daha fazla çöp arabası aldıkça herif daha fazla yere çöp atıyor. Adamlara yere çöp atmamayı öğreteceksin cezalarla. Temiz ülkeler nasıl temiz oluyor? Hı? 850 bin tane çöp arabası olduğu için değil. 1 milyon 264 bin tane çöp arabası olduğu için değil. İnsanlar yere çöp atmadığı için. İnsanlar yere çöp atması hiç çöp arabasına gerek yok. O çöp arabalarının üstüne de yazacaksın. Bu arabalar yere çöp atan kişilere verilen cezalar ile alınmıştır diye. Yanlış mıyım? Çöp arabalarının paralarını onlar ödesin. Evet milliyetten okuyorum. Sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler? Vatandaşlarının yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan Cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Geçmiş olsun. Ne yani şimdi ben? Bir dakika. Ben şu keyfi yaşayamayacak mıyım? Mesela yağmur yağıyor, yağmur indiriyor. Ben de otobüsü beklemek için durağın altına girdim. O durağın altına girerken yanımdaki dayının benim suratıma sigara üflemesini, benim de ya yağmur ya da sigara dumanını tercih etmek zorunda kalacağım bir durumu yaşayamayacak mıyım? Bu keyfi yaşayamayacak mıyım? Tabii ki arkadaşlar büyük konuşmamak lazım. Çünkü kanun çok getiriliyor. Önemli olan uygulanabiliyor mu? Uygulanabilmesi önemli. Daha önce de söylemiştim. Yani sınav harçlarının %800 zam yapacağına, bağkur primlerini %16 bin zam yapacağına şu yasakları getirse her ülke yapıyor bunu bir daha. Olmayan bir şey de değil yani. Lafta edemezler. Çünkü bir şey derlerse olan senin medeni dediğin ülkeler zaten yapıyor bunu dersin. Niye şimdiye kadar kimsenin aklına gelmedi bilmiyorum. Paraya ihtiyacınız var biliyorum. O yüzden çat süt girin artık şu cezaları da biz de rahat edelim. Bir bahane bekliyorlarmış. O bahanede koronavirüs oldu. Ben inanıyorum güzel günler göreceğimize. Sırada yere çekirdek kabukları atan insanlara cezalar gelecek. Gördüğünüz gibi ülkenin parasız kalması her zaman için kötü bir şey değil. Böyle iyi şeylere de vesile olabiliyor. Ben inanıyorum plaja gidip Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir plaja gidip çekirdek kabuğu ve sigara izmaritlerine basmadan denize gireceğim günler de gelecek inanıyorum. Ya da herkes gibi çimlere oturabileceğim günler de gelecek. Bakalım göreceğiz kanunu koyması kolay da uygulamayı yapabilecekler mi? Evet İzmir'de olan depremden sonra İstanbul depremi tekrardan gündeme geldi. 7-7,5 civarında bir deprem olacağı söyleniyor. %60 ihtimalle 30 sene içinde gerçekleşecek deniyordu ama bu söz söyleneli 20 sene geçti. Yani 10-11 sene içinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Peki arkadaşlar İstanbul depremi spesifik olarak nasıl olacak ve uzmanlar bu depremin geleceğini nereden biliyor? Aslında biliyorsunuz arkadaşlar, insanoğlu desen görmeyi seven bir varlıktır. O yüzden hiçbir şey bilmesek bile tarihte meydana gelmiş depremlere bakarak şöyle bir şey görüyoruz. 1940'lı yılların başında kuzey doğuda bir deprem meydana geliyor. Birkaç sene sonra onun biraz daha batısında, sonra onun biraz daha batısında, birkaç sene sonra onun biraz daha batısında derken Düzce depremine kadar geliyor. Hiçbir şey bilmeseniz bile sadece birkaç sene arayla bu depremlerin oluşumundan sırada İstanbul'un olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki bu bilimsel bir açıklama değil ama en azından hiçbir şey bilmese bile insanoğlu desenleri algılayabildiği için buradan bile anlayabilir. Peki bu nasıl olmuş ve neden olmuş? Birkaç belgesele baktım. Anadolu fay hattı diye bir hat var. Bu hat kabaca Türkiye'nin doğusundan kuzeyine gidiyor ve oradan da İstanbul'un güneyine kadar devam ediyor. Bu hattın kuzeyi ile güneyi ikisi farklı kara parçaları yani. Peki bunlar nasıl hareket ediyor? Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce de söylemiştik. Bu kara parçaları sabit değildir. Lav katmanın üzerinde, bu lavın akışından dolayı hareket ediyor. Dalgalı bir denizin üzerindeki bir tahta parçası gibi düşünebiliriz. Peki bu Anadolu fay hattının kuzeyi ile güneyi nasıl hareket ediyorlar? Birbirlerine doğru mu? Birbirlerinden ayrılıyorlar mı? Birbirlerine paralel şekilde hareket ediyorlar ama aksi istikamette. Tabi normal şartlar altında herhangi bir sorunun çıkmaması lazım. Yani bu kara parçalarının kenarları eğer pürüzsüz olsa değil mi? O zaman birbirlerine sürtüne sürtüne ilerlerler giderler. Ancak durum böyle değil. Bu kara parçalarının kenarları pürüzlü olduğu için İlerlerken birbirlerine takılıyorlar Yani iki taş parçasını birbirine sıkı bir şekilde bastırın Ve birini ileriye birini geriye doğru ittirin Bir noktaya kadar birbirlerini tutarlar değil mi? O parçalardan dolayı birbirlerine takılmışlardır çünkü Ama sen yavaş yavaş güç verdikçe bir noktada tak diye ilerler Bizde de seneler içinde ara ara çat 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 diye deprem olmasının sebebi bu Bir noktaya kadar hiç ilerleyemiyor Bir noktada bir anda ilerliyor Sonra başka bir yerde takılıyor mesela. Ondan sonra yine küçük 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 güç veriliyor bir yere kadar. Bir noktadan sonra yine o takılan yerler tutamamaya başlıyor. Tutamayınca da bir anda salıyor veya kırılıyor. Kırılınca da bir anda tekrar hızlı bir şekilde ilerliyor. Altımızdaki kara parçası arkadaşlar. Bunun genişliğinin hayalini kurmamız çok kolay değil. Çünkü demiştik ya eğer bu kadar kalınsa nasıl levun üzerinde ilerleyebiliyor? Çünkü aslında elmanın üzerindeki bir kabuk gibi demiştik. Evet böyle ama Yine de düşünecek olursanız en derin okyanusları bile kapsayabilecek kadar kalın aslında. Yani bir gökdelene bakın. Bunun onlarca katı derinlikte aslında. Belki de daha fazla. Ve o yüzden yüzeye göre bu kadar derin bir yerde meydana geliyor. Bu kayma olayı. Bu sebepten dolayı da o kara parçası bu ani bırakılan güçten dolayı dalgalanmaya başlıyor. Ve bu dalgalanma yüzeye kadar geliyor. Yüzeye ulaştıktan sonra da Depremin merkez noktasından dışarıya doğru yayılıyor. İzmir depreminde sokaklarda arabaların nasıl dalgalandığını görmüşsünüzdür. Değil mi? Yer resmen dalgalanıyordu yani. Ve özetle merkez noktası dediğimiz yerden dışarıya doğru aynen deniz dalgası gibi dalga çıkıyor. Bu aşırı güçten dolayı gerçekten çok ciddi. Şu klasik laf vardır ya bilmem kaç ton TNT kadar yok bilmem kaç atom bombası kadar. Aynen öyle işte. Atom bombasıyla TNT ile karşılaştırılabilecek güçte bir enerji ve bu enerji kara parçasını deniz gibi dalgalandırıyor. İstanbul'un şu anki haliyle böyle bir deprem olsa on binlerce binanın yıkılacağı söyleniyor. Ama merak etmeyin Ayasofya yıkılmayacakmış. Çünkü Ayasofya daha önceden deprem gördüğü için deprem gördükçe güçlendirme yapılmış sürekli. Yani dinci arkadaşlara gün doğdu bunu söyleyebilirsiniz. Ayasofya bizim mahalledeki abi tarafından kutsanmıştır. O yüzden işte deprem olsa bile yıkılmaz falan diye atıp tutabilirsiniz sallamak serbest. İstanbul'da olacağını çünkü bu fay hattı çok uzun bir fay hattı. İstanbul'da olacağını nereden biliyorlar? Sadece böyle bakıp teker teker gelmiş sıra İstanbul'da şeklinde mi? Biraz daha bilimsel. İlk başta kuzeydoğuda gerçekleşmiş 1940'ın başlarında olan depremin açığa çıkardığı enerji şey oluyor. Yani o gerginliği dışarıya salıyor ya. Gerginliği dışarıya saldığı zaman, o dışarıya enerji bıraktığı zaman bu sefer çevresindeki alanı gerginleştiriyor. Oraya stres yüklüyor. Haliyle oraya stres yüklendiği zaman bir süre sonra orası bu sefer dayanamayıp orası o stresi bırakabilmek için dışarıya enerji salıyor. Yani bu sefer orada deprem oluyor. Onu yaptığı zaman yine çevresindeki alanlara baskı yani stres yüklüyor. Bu sebepten dolayı sırayla İstanbul'a kadar gelmiş. Ve biliyorsunuz en son 99'da Düzce'ye geldi. O dönemde hatırlıyorsunuz 7.4 yetmedi mi diye kartonda yazılar paylaşırdı insanlar. Ciddi ciddi bu insanlar şeyi düşünüyor. Yani işte zina yapmazsak bu tektonik plakalar birbirinin içine girmeyi durduracak. Her şey zinadan kaynaklanıyor. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Bunları söyleyenlerin hepsini toplayacaksın. O tektonik plakanın üstüne koyacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki hadi siz zina yapmayın. Size gelmesin deprem. Ben başa gelince bunu yapacağım. Tam böyle Tam fay hattının üstüne koyacağım bunları. Diyeceğim ki ya şimdi bak ben bu ülkenin lideri olarak depremi engellemeye çalışıyorum. Depremi engellemeye çalışıyorsam o zaman bu işte deprem zinadan oluyor diye pankart açan arkadaşların hepsini toplayıp ya da işte Twitter'dan paylaşan zinacılar işte depremi gördü. Allah'ım sen bizi zinadan koru falan yazan arkadaşlar hepsini toplayacağım. Nasıl fikir arkadaşlar? Katılıyor musunuz? Katılıyorsanız oylar bana. Tam o fay hattının olduğu noktaya bunları koyacağım. Böyle binalar koyacağım. O binaları bu arkadaşları yerleştireceğim. Hadi diyeceğim siz zina yapmayın. Siz kafir kafir hareketler yapmayın. Böylece fay hattı da tetiklenmesin. Bilmiyorum bence işe yarar. Ha tetiklenirse o zaman yapacak bir şey yok. Demek ki siz çaktırmadan zina yapıyormuşsunuz. Niye yapıyorsunuz zinayı? Tam şu an o kırmızı bölge, o stres altındaki fay hattı tam oraya koyacağız. Zina yapmayarak o stresi biraz azaltsınlar. Tabii bütün o sizin pis laikler falan dediğiniz, pis zinacılar falan dediğiniz kişileri de alıp Fay hattına uzak yerlere koyacağım ki depremi tetiklemesinler. Nasıl fikir? Yapalım bunu arkadaşlar. Peki başka ne önlem alınabilir depreme karşı? Aslında çok aşırı zor değil. Yavaş yavaş bu zaten böyle bir deprem olacak ve nerelerde olacak? Bunlar kabaca biliniyor. Bunların olacağı veya olabileceği yerlerde güçlendirme yapılacak binalarda. Duymuşsunuzdur. Bilmem kaç şiddetine kadar depreme dayanıklıdır diye. Nasıl oluyor bu? Genelde esnek yapılar oluyor. Sallanıyor, sallanıyor, hiçbir şey olmuyor. Şeyi fark etmişsinizdir. İzmir'de bir sürü aşırı yüksek bina var. Bunlar yıkılmadı. Tabi mesela en üst katlarda çok şey devriliyor. Üst kat olduğu için aşırı sallanıyor, ama kırılmıyor, yıkılmıyor yani. Yıkılmıyor ayakta dertleriyle baş başa. Bunun haricinde Einstein arkadaşlar varsa, abi bu iki kara parçası birbirine bu şekilde sürtünüyor ve işte güç biniyor. Yavaş yavaş bu stresi azaltacak mikro depremler yaptırsak. Bunlar da yavaş yavaş ilerlese olmaz mı diye. Bunu da düşünmüş insanlar bence gelecekte yaparlar. Sorun şu ki çok derinde. Sorun o. Aşırı derinde olması yani. Bunu nasıl yapacaksın bir? Bir de çok derinde olduğu için kontrol etmen de çok zor. Yoksa şey yaparsın. Tam o stres binen yere atarsın bomba. <laughs> atarsın bombayı. Ama işte hafif hafif yapacaksın derken düşünsene şey yapıyormuşsun böyle. Nasıl fikir? Bütün insanları binadan çıkartıyorsun yıkılabilecek böyle riskli alanlardan uzağa koyuyorsun. Ondan sonra atıyorsun bombayı. En azından insanlar ölmemiş olur. Binalar yıkılırsa yıkılır. Benim gibi Einstein'lar lazım şu memlekete ya. Çağrı isimli yaşayıcımız sormuş. Yakın tarihte Bursa'da otobüste herifin teki bir kıza bakarak mastürbasyon yapmış. Sonradan bunu fark edip rezil ediyorlar. Videosu ve fotoğrafları da var. Bu konu hakkında konuşur musun demiş. Nasıl yani ciddi ciddi videosu var mı? Dur bakayım lan YouTube'dan. Evet videoyu buldum ama adamın olaya girdiği gözükmüyor güvenlik kamerasında. Tabi adam kendisi itiraf etmiş o yüzden günahını almayan falan demiyorum. Bir de ilgili haberi okuyalım arkadaşlar. İlginç bir haber. Biraz ağlanacak halimize ağlayalım. Oda TV'de okuyorum. Otobüste mastürbasyon yapan adam. Ben siz de beni istiyorsunuz sandım. Bursa'da Mustafa Çey'nin halk otobüsünde iki genç kadına bakarak kendisini tatmin ettiği öne sürüldü. Olay dün Merkez Osman Gazi ilçesi detayları geç. Bahar Bey otobüste ineceği durağa yaklaşınca eşyalarını toplamak istedi. Çantasını hazırlarken önünde duran Mustafa Çey'nin kendisine bakarak kendini tatmin ettiğini fark etti. Ama nasıl yani ruhen mi tatmin ediyor? Bunun üzerine Bahar Bey bağırarak tepki gösterdi. Mustafa Çey'nin kendisine ve yanında oturan yolcu Şule Kaya bakarak kendisini tatmin ettiğini söylemesi üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki gösterdi. Diğer yolcular da ona bakarak kendini tatmin etseydi bunları hiç düşünmüyorsunuz hep ben mi söyleyeceğim? Bu arada Oda TV çok önemli bir şeyi kaçırdın. Malır Fakit gazetesine öğrenmedin mi? CHP'nin elinde olmayan tek büyük şehir olan Bursa'da diyebilirdin. Dememen doğru tabi. Ama tabii İzmir'de olsaydı Malır Fakit gazetesi İzmir bildiğiniz gibi falan yazardı büyük ihtimalle. Neyse iki kadının şikayeti üzerine Mustafa C. gözaltına alındı. İki taraflı olduğunu sandım demiş. Bahar Bey'in Mustafa Ç'ye bunun izahı yok kızınız var. Belki daha önce de yaptınız. Ben ses çıkardım belki ses çıkarmayanlar da vardır. Demesi ve onun da ne olduğunu hatırlamıyorum. Gözlerimi görmüyor musun? Ben bir madde kullanıyorum. Onun etkisindeyim. Benim de kız çocuğum var. Ben bir şey yapmadım. dediği anlar görüntülere yansıdı. Mustafa Çey'nin ben iki taraflı olduğunu sandım demesi ise dikkat çekti. Bunu dedin, büllü yedin kardeşim. Çünkü aslında güvenlik kamerası seni yakalamamıştı ama kendi ağzın seni yakaladı. Yolculardan birisi olayı anlatmış. Tacizci ilk başta inkar etti sonra siz de beni istiyorsunuz sandım dedi. Hanımefendi de ben orada olduğunuzu dahi fark etmemiştim. Nasıl sizi isteyebilirim diye tepki gösterdi. Ha istesi sorun olmayacak mı peki? O kadar da Hollanda olmayalım ya. Bursa ne oluyor? Ayıp olmuyor mu biraz? Niye hep bu kadar işte Badeci hocalar, Madeci hocalar sizden çıkıyor abi? Badeci hocalar, fakir seminerciler, üniversitemizin seminerine gelin ama yol paranızı karşılamayız diyenler. Şimdi arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Bu e, vatandaşımıza sapık damgası yapıştırmaya bir dakikanızı alabilir miyim? Bir dakika 16 saniyenizi alabilir miyim? Bak sadece 2 dakika 48 saniyenizi alacağım. Bu arkadaşı tacizci demeden önce şunu düşünün. Adam karşılıklı sanmış. İşte görüyorsunuz bir erkeği daha yaktılar. Karşılıklı sanmış. Nasıl karşı? Öpücük falan mı yolladı? Arkadaşlar Pornhub'da her gördüğünüzü gerçek sanıp yapmayın. Geri zekalı mısınız? Japonya'ya gitsen okul kızlarını ellemeye mi çalışacaksın? Mal. Onlar gerçek değil. O tren gerçek tren bile değil. Stüdyo orası. Dışarıdan sallıyorlar tren gibi. Mal mısın ev? Bir dakika konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama. Şunu çok görüyorum. Son dönemde şimdi şey oldu ya. Neden bilmiyorum. Dizilerde falan böyle işte cinsel zevki arttırmak için birbirlerini boğazlıyorlar. Lan bir baktım haberlerde sürekli görmeye başladım. Neredeyse boğuluyordu. Yok kendi kendini boğdu. Onu da niye yapıyorlar bilmiyorum. Son böyle 10 senede falan filmlerde dizilerde o işte böyle kendini boğazlıyor gibi yaparsan, boğuya gibi yaparsan ekstra zevk alırsın. Şey mi yapmaya çalışıyorsun? İnsanlığın nüfusu falan mı azaltmaya çalışıyorsunuz? Gördüğünüz her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Hele ki Pornhub'da gördüğünü gerçek sanan gerizekalı hapishanede bir de hapishane versiyonları var biliyor musun? Orada hani köşede straight yazıyor ya o straight'e yanında gay var o gay'e bas. Ha şimdi içeride sana onu yapacaklar. Önceden bir seyredersin. Arkadaşlar şaka maka tam bu da işin geyiği ama Böyle de herifler çok var lan. Neyse ki erkek terörü erkek mastürbasyonu falan dememiş. Erkek mastürbasyonu. Düşse i̇şte kadının yaptığını. <laughs> Türkiye o kadar ileri bir ülke değil. Henüz kadın bu kadar abartı bir noktada kadın sapıklarımız yok. Amerika'da var mı? Vardır. Çünkü süper deli insanlar gördüm orada. Deli yani adam. Niye tımarhanede değil de sokakta bilmiyorum. Kadın da aynı zamanda adam ya da kadın. Çok inanılmaz insanlar var yani. Bizde de var onlarda daha abartı. Orada olabilir. Şaka maka bu olay var ya Kadına bakıp böyle yalanmalar Dilini çıkarmalar falan o yüzden birisi dayak yedi izbanda kadınlardan Kadınlar geldi ağzını burnunu dağıttı Bende dedi 6 tane abi var lan dedi böyle Çok ilginç yapacak bir şey yok açıkçası Çünkü böyle insanlar var Yani akli dengesi bozuk insanlar bunlar Bu herifin nasıl bir de çocuğu var Bu evimde çocuğu var Hani benim gördüğüm kişiler daha böyle akli dengesi bozuk Tipli kişiler Mesela koltukta oturuyor herif Yanından her geçen kadına öpücük yolluyor falan Tabi Amerika'nın şu sıkıntısı da var işte abi. Bu heriflere bir şey de yapamıyorsun. Yani öpücük yollasa ne yapabilirsin? Öpücük yolladı diye dövemezsin sana dava açabilir. Öpücük yolladı diye adama dava da açamazsın. Ya da mesela dilini böyle çıkarıp yalansa adam dilini çıkarana ne yapabilirsin? Biz de dövüyorsun. Temiz. Fordçu gördünüz mü peki arkadaşlar? Ben size şunu sorayım. Toplu taşıma kullanıp da Fordçu görmeyen var mı? Çok ilginç bir şekilde ama belki de daha az toplu taşıma kullandığım için olabilir ya da Otobüs az kullandığım için olabilir. Artık o kadar görmüyorum. Hiç görmüyorum hatta. Forçularda şöyle bir sıkıntı var değil mi? Adam inkar ediyor işte. Yok diyor işte tesadüfen dokunmuş oldum falan. Bu arkadaşlar kamerayı aldım bilmiyorum. Çünkü ben güvenlik kamerasından gördüm olayı. Kadın kendisi kamerayı aldım bilmiyorum. Otobüslerde falan böyle güvenlik kamerası olması tabii güzel. Olması lazım artık yani. Orada belki adam aklı başına geldikten sonra ben karşılıklı olduğunu düşünmüyordum gibi bir laf söyleyip kendini ele vermezdi. Sonradan ifadesi alındığında öyle bir şey yok uyduruyorlar falan derdi belki. Ya da yanlış anladılar elim cebimdeydi falan diyebilirdi. Kanıt olmayınca da salabilirlerdi adamı. Belki dediğim gibi kameraların artmış olması bu olayı azalttı. Ama bu işin başka çözümü yok. Hani şey falan diyorlar ya kadın erkek ayrılsın. Niye? Bizim fortasınlar. Şeriat kanunları da çözüm değil. Bir de o iş işlemez de kadın otobüsü erkek otobüsü diye onu mu bekleyecek millet? Zaten yeterince otobüs yok ve zaten trafik yeterince sıkışık. Sadece gördün mü ifşa alacaksın bir. Gerçekten insanlar bir de şey yapmak da istemiyor ya. Ya bu adam acaba gerçekten bunu mu yapıyor? Bunu yapmıyorsa günahını almayalım. Bir de cezada birkaç yıl olmayacak yani ciddi olacak. Ve içeride de adamı çalıştıracaksın. Boş boş beslemeyeceksin yani. Herif karşılıklı sandım dedi ya. Hala oradayım ben. Oğlum sen Latin Amerika'da mı sandın kendini? Sen Latin Amerika'da değilsin. Bursa'dasın abi. Ne sandın? Hmm papi diyecek böyle. Yanına mı oturacak sandın? Sevgili Pornhub. Beni dinlediğini biliyorum. Şu insanları yanlış yönlendirmeyin lütfen. Başa Türkçe uyarı yazın. Diğer ülkelerden seyredenler anlamaya çalışsın ne acaba bu diye. Bunlar gerçek değildir falan yaz. Hayır gene iyi. Kimse çok zarar görmemiş. Bu dalayarak tramvayda giderken Japon okul kızı görse ne olacak? Bir tane de light bir konu hakkında konuşalım yine. Biliyorsunuz arkadaşlar 1976 yılında basılmış olan insan kitabı ile ilgili bazı konular okumuştuk. Eski kitaplar benim hoşuma gidiyor. 1974 yılında basılmış olan bir yemek kitabı buldum annemin evinde. Buraya baktığınız zaman 55-56 sene önce görgü kuralları nasılmış bunu görebiliyoruz. Buna bir bakalım. Old Laik'deyiz derler ya. Bu da Old Laik'deyiz'den. Bu arada bu yemek kitabı kız meslek okullarına veriliyormuş. Tetiklendiniz mi? Her türlü sofrada bilinmesi gereken görgü kuralları. Leman Cılızoğlu'nun kitabı. Gerçekten o dönem parantezleri farklı şekilde kullanıyorlarmış sanırım. Gene bak parantez açmış. Bir kimsenin medeni bilgisi hakkında karar verilen yegane yer sofradır. İlginç. Parantezi kapamış. İnsanların yürüyüp konuşurken nazik görünmesi kolaydır. Fakat sofra görgüsü konusunda bilgisinin az oluşu bazı topluluklarda hoş karşılanmaz. Tenkide uğrar ve sosyal çevresi daralır. Arkadaşlar ayı ayı yesem sosyal çevremi daraltır mısınız acaba? Benle konuşmamazlık yapar mısınız? Sofra kaidesine uymak, yemek yemek üzere bir araya gelmiş olan kimselerde rahatlık hissini uyandırır. Sofra görgüsünü bilmek ve bunlara uymak, insanın yalnız toplum içinde beğenilmesine değil, aynı zamanda işinde, mesleğinde ilerlemesine ve takdir görmesine de etki eder. Çünkü güzel ve zarif hareketleri etrafında hoş bir atmosfer yaratır ve sosyal çevresi genişler. Tabi böyle şeyler şu anda arkadaşlar umurumuzda pek olmuyor. O yüzden bunları okuduğumuz zaman bize komik geliyor ama bizden iki kuşak üç kuşak önceki nesillerin bize göre ne kadar daha zarif olduğunun ve bizim nasıl böyle ayı ayı olduğumuzun sebeplerini burada görebiliyoruz. Şeyi bilirsiniz arkadaşlar. Dedelerimiz mesela her zaman için takım elbise giyerdi. Yani yataktan kalkıyor direkt takım elbise giyerdi. Babalarımız o dönem yaşlandıkları halde dışarıda bile eşofman kot pantolon rahat giyinirlerdi. Şimdi benim kuşağıma gelince kot pantolon da ben giymiyorum kargo pantolonu, kısa pantolon vesaire her kuşak ne kadar değişiyor. Ben yaşlandığım zaman, 60-70 yaşına geldiğim zaman 70 yaşında kısa pantolon giyen ya da 70 yaşına kargo pantolonu giyen adamlar olacak. Yani yaşlandık diye bir anda kumaş pantolona geçmeyeceğiz. Bu şey gibi şu an artık 40-50 yaşına FRP oynayan adamlar var ya ya da işte metal camcılar falan. Neyse ziyafet sofralarında dikkat edilecek noktalar. 1 Ziyafetlerde yemek esnasında her iki yanda oturan kimselerle alçak sesle konuşulmalıdır. 2. Konuşurken sözlerimizin önemini belirtmek üzere öne doğru masaya abanmamalıdır. Allah Allah. 3. Masada fazla hareket yaparak konuşmamalı. Zira önümüzdeki bazı araçlara çarparak kaza yapabiliriz. Ne? Yemek masası. Masa derken yem... Masanın o zaman başka bir anlamı mı varmış acaba? Masada hareket yaparak konuşmamalı. Önümüzdeki araçlara çarp. Kaza. Kaza yapmanın sanırım başka bir anlamı varmış. 4. Yemek servisini beklerken bıçak ve çatalla oynamak veya ekmeği ufaklamak doğru değildir. 5. Yemek yiyenler araçlar, bıçak, çatal, bilgi normal yükseklikte ağıza götürülmelidir. Bulgi mi? Normal yükseklikte ağıza götürülmelidir. Anlamıyorum. Adamlar yapıyor ben anlamıyorum bile. Zaten fazla yüksek götürürsen burnuna girer. Ha, o yüzden söylemişler zaten. Evet tabi çatalı burnuna sokmak hoş karşılanmayabilir. 6. Yemekler daima dudaklar kapalı olarak yenmelidir. Ha, bunu biliyoruz. O kadar da ayı değiliz yani. Ayı dediysek onu öğrendik. Onda sıkıntı yok. 7. Çok samimi sofralar hariç umumiyetle çocukla bir davete gidilmemelidir. Aynen bu ya. Buna kesinlikle katılıyorum. 8. Her ne surette olursa olsun bir sofrada okumak, yazmak hatta not almak doğru değildir. Ne kadar ilginçmiş o zaman insanlar. Demek ki telefonla oynamak o zaman da varmış. Ama telefon olmayınca kağıtla oynuyorsun. Vay be. Bizim dedelerimiz de demek ki telefon olmadığı halde telefonla oynuyormuş sofrada. Düşünsene şu anda kağıt çıkartıyorsun sofrada. Not defterine bir şey yazıyorsun. Tablet o zaman da var, taş tablet ama. 9. Ağızda emek varken sofrada konuşulmamalıdır. Sofrada ekmek dilimini ısırmak doğru o ol... ayda. Doğru olmadığı gibi bıçakla kesmek de doğru değil. Ne Neremize sokacağız o zaman abi? Anlamadım. Ekmek dilimini ısırmak doğru olmadığı gibi bıçakla kesmek de doğru. Ha elinle kopartıp lokma lokma ağzına atacaksın diyor galiba. Ne o zaman da ısırmış oluyorsun ama. 10. Bir ziyafet sofrasında kadınlardan müsaade almadıkça sigara içilmemelidir. <laughs> Bunu çok düşündük, şeye karar verdik. Acaba o zamanlar kadınlar sigara içmiyor muydu? İçiyorlardı ama. İçiyorlardı. Old-laid kids. Sanırım kadınlar hani içmiyorlarsa rahatsız oluyor olabilirler diye mi? Evet, bu kural değişti. Şu anda biz daha medeniyiz. Şu 10 numaralı kuraldan. Çünkü sofrada hiç içme lütfen. Bazen oluyor çok yakın olmayan arkadaşım ile bir yere oturuyoruz ondan sonra sigara yakıyor falan. İşte o yüzden insanlarla yemeğe gitmiyorum. Yakın arkadaşlarımdan zaten içen yok. 11. Sofradan kalkarken bardakta içki bırakılmaz. Bak bunu unutmayın. Ne olacak sonra o içkiler? 12. Tabakta kokain... Yok öyle bir şey tabii. Bir sofrada kürdanla ve kürdansız diş karıştırılmaz. Kesinlikle bazı insanlar bunu yapıyor. 13. Onur misafiri. Sofradan kalkmadan ben yani sofradan kalkılmaz ve kadınlardan önce salondan çıkılmamalıdır. Allah Allah. Arkadaşlar bu ziyafet işi çok beni kasacak. En iyisi yiyip de gelelim. Bir şey olduğu zaman yiyip de gelelim abi. 14. Yemekten sonra abi biz bu arada yemekli toplantılarımız nasıl biliyor musun? Pizzayı arkadaşlar varken yapıyoruz. Ondan sonra herkes bir dilim alıyor. Koltuğuna falan oturuyor böyle. Altında tepsi. <laughs> Masada yer olmuyor çünkü. Leman Cılızoğlu bizi görse Yüreğine inerdi büyük ihtimalle. Düşse arkadaşlar çağırıyorum onur misafiri kendimim ama. Kendi kendimi onur misafiri ilan ettim. 14. Yemekten sonra sofra toplanırken misafirler ev sahibine veya hizmetçiye yardım etmemelidir. Hizmetçiye bir de. Sen çok hanımın çiftliği seyretmişsin. Hizmetçi ne arar bizde? Hizmetçi kim kaybetti? Hizmetçi lan. Bir şey soracağım arkadaşlar. Bu biraz karakter meselesi herhalde. Çok zengin olsanız evinizde hizmetçi bulundurur musunuz? Ben bulundurmak istemem. Dedim ya herhalde karakter meselesi. Çünkü yani o kadarcık da kendi işimi kendim yapabileyim ya. Sürekli de fiziksel olarak birilerine bağlı olmamak lazım. Paran olsun ya da olmasın. Evet bu maddi ben tutmadım. Misafirler ev sahibine veya hizmetçiye yar olmaz bu iş. Herkes tabağını durulayıp bulaşık makinesine koyacak. Bir de bizde şey de oluyor ya. Self servis tabakları veriyoruz mesela. Herkes istediği kadar makarna koyuyor tencereden sırayla. 15. Bir davette yemek yer yemez gitmek veya uzun uzun oturmak doğru değildir. Beleş yemek var deyip kaçanlar. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. 16. Bir lokantaya gidildiğinde birkaç kişiyle oturmakta olan bir dosta rastlanırsa onun yanına gidilmez ve el sıkılmaz. Oha. Ancak onu selamlamakla iktifa edilir. İ i̇ktifa edilir ne demek ya? Ha bu şey diyor hani. Beni evlenme vaadiyle iktifa etti. O mu? Selamlayarak iktifa mı edeceksin? Nasıl olacak o iş? Vallahi kusura bakma ben yanlışlıkla elini sıkmıştım. Ha doğru ya. Doğru abi şu an. Korona var ya o yüzden. Fist bump yapman lazım. Doğru. Adamlar bak 56 sene sonrasını görmüşler görüyor musun? Evet ekşiciler biliyorum iktifa değil ifal. 17. Peçete tabak altına konmaz. Yakaya takılmaz. Dizler üzerine alınmalıdır. Ne? Dizler üzerine alınmalıdır. Dizler üzerine alınmaz diyecek sanıyordum ha. Çok kötü ters köşe oldum. Peçete yakaya takan tanıdığınız var mı arkadaşlar? Ben sadece filmlerde oluyor sanıyordum o. 18. Otururken bacak bacak üstüne atılmaz. Atılmayacağını biliyorum çünkü masaya sığmazsın öyle. 19. Dirsekler sofraya dayanmamalıdır. Bunu bir Amerikan filminde de görmüştüm. 20. Dirseklerim acaba dayanıyor mu benim ya? Bir dahakine bir bakayım. 20. Sofraya yemek gelmeden ekmek yenmemelidir. Açsan. 21. Yemek arasında sigara içilmez. İçki sofrası hariç. Makyaj tazelenmez. Ancak tatlı ve meyveleri sıra geldiğine sigara içir. Ha Yani meyve keyfini ağzına sıçtıyorsun. Öyle mi? Yemek yerken bırak insanlar yesin. Tatlı keyfinde ağzına sıçarsın sofra keyiflerinin. 22. Bir yemek sofrasında genç kızın eli öpülmemelidir. Evet abi. Eskiden çok old like de ismiş yani. Öyle millet birbirinin karısının elini öper falan ayıp. Bu ne ya? Eski mi olmuyoruz biz? 23. Nezaket yapmak düşüncesiyle içki veya suyu yudum yudum içmek doğru değildir. Nasıl içsen diksen mi kafaya? 14. Şampanya içilen bir yerde şampanya patlatmak ayıptır. Ne patlatalım? Viski içilen bir yerde mi patlatacağız şampanyayı? 25. Bir davette kemik elde tutulmamalıdır. O zamanlar herhalde maşa da varmış. Çatal bıçağın yanında maşayla tutup yiyorsun herhalde kemiği. 26. Salataları çatalla kesmelidir. Sofrada marul ve benzeri salatalar bıçakla kesilmez. İcap edenler kesilebilir. 27. Sofrada çatal, kaşık vesaire vermek icap ettiği zaman bu araçların ortalarından tutularak vermelidir. 28. Spagetti denen uzun makarnaları herhalde spagetti yeni gelmiş o dönemde. Bu tabi şey tekerlek icat oluyor. 56 sene önce boru değil. O dönemde spagetti yapıyorlar. Spagetti denilen uzun makarnaları tabak içinde küçük parçalara kesmek hiçbir suretle doğru değildir. Bir de hiçbir em, hiçbir suretle mi? Ölüm kalın meselesi ise çok önemli bir bahanem varsa gene olmaz mı? Hiçbir surette doğru değildir. Çatal ve kaşıkla yenir. 29. Börekleri çatalla değil bıçakla kesmelidir. 30. Bir sofrada elma, armut, şeftali gibi meyveleri helezoni bir şekilde soyarak yememelidir. Meyve dörde ayrılıp Kabuk ve talaş kısımları çatal ve bıçak yardımıyla soyulup yenmelidir. Bu ne lan? ünlem işareti koymuş. 31. Sebzeler İngiltere'de çatal bıçak kullanılarak ünlem. Fransa'da ise yalnız çatalla yenir. Memleketimizde her iki şekilde kullanılır. Neden ünlem koydun onu anlamadım. Yemesi güç olan yiyeceklerin yenme şekli. 1. Kuşkonmaz çatal bıçakla yeniyormuş. 2. Jipsler. O zamanlar her şeye J konuyordu. Kanepeler, küçük sandviçler elle yenir. 3. Spagetti. Parantez içinde makarna. <laughs> Harbiden bilmiyorlarmış o zamanlar ya. Olabilir abi dalga geçmemek lazım. 56 sene önce gelmiş demek ki spagetti. Çatal ve kaşıkla yenir. 6. Pilav. Parantez içinde öyle bir şey yok tabi. Çatal da yenir. 5. Midye. istiridye Çatal ve bir lokma ekmekle yenir. Bak istiridye'yi ben bilmem. Hiç hayatımda hangisi istiridye desen onu bilmem. Onu biliyorlar spagetti bilmiyorlar. Çok ilginç bir dönemmiş o zamanlar. Bu kadar zenginmişiz işte arkadaşlar. Yani istiridye'yi biliyoruz Bak ıstakoz diyor gördün mü? Istakoz ve diğer kabuklu deniz hayvanları için lüzumlu araçlar vardır. Parantez içinde ıstakoz çatalı ve parmak yıkama kabı. Gördün mü? Istakozu biliyor. Spagetti bilmiyor. O kadar zenginiz yani. Hani emlak fiyatlarını bilip ekmeği bilmemek gibi. 7. Karides. Böcek ayıklanmış olarak sofraya gelmiş ise abi bu ne? Böcek dedikleri ne acaba ya? Burada yemek tarifinde de var biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü istakoz var, karides var, midye var, hepsi var. Bir de ayrıyeten böcek var. Mayonezli böcek diye tarif var abi. Onu kaydettiysen bakarız. Kıtlık mı varmış acaba o zamanlar? Ya da o zamanlar yeniyor muymuş? Karides, böcek ayıklanmış olarak sofraya gelmiş ise balık çatalı ve bıçağı ile eğer kabuğu ile masaya getirilmişse kabukları elle çıkarıp eti elle yenir. 8. Balıkları balık bıçak ve çatalı ile yemelidir. O ne ya? Balık çatal ve bıçağı olmayan ailelerde masaya et çatal ve bıçağı konabilir. Görüyor musun? Ben de diyorum niye yiyemiyorum ben bu balıkları? Demek ki özel çatal bıçağı varmış. Kılçıkları bir türlü çıkmıyor deli ediyor beni. Bunlarla yemek mümkün olduğu gibi çatal ve ekmek yardımıyla yenebilir. Ziyafet sofralarında meyvelerini yenme şekli. Oho şu şekilde kaseyle getirilir bilmem ne. Elma, armut, şeftali nasıl... boş ver ya. Sıra sıra yiyormuş tabi. Hanımın çiftliğindeki Fikret Kuşkan olmaya gerek yok. Şimdi ben bu dizlerini nereden biliyorum? Tabii ki arada annem gelince bir iki diziyi öğrenmiş oldum ben de. Eskiden ailemle birlikte yaşarken aynı odada oturmasam bile dizinin içeriğini bilirdim maalesef. Portakal ve mandaline. Grapefruit. O zamanki isimlerini de öğrenmiş oluyoruz. Muz. O zaman da muzmuş. Karpuz. Kavun. Kavun iki nokta karpuz gibi yenir. İncir. Resmi ziyafet sofralarında çatal bıçakla yenir. Unutmayın. Resmi ziyafete çağırırlarsa. Abi bunun sonu yok ya. Elle yenilebilen meyveler. Bilin arkadaşlar. Kiraz, vişne, üzüm. Bak işte old like de istemiştim sana ziyafet yemekleriyle alınan içkiler. Yemek kitabında arkadaşlar bu. Yemek kitabında işte bu be. Her milletin kendi tercih ettiği içkiler vardır. Amerikalılar kokteylleri, Almanlar birayı, Fransızlar ve İtalyanlar şarabı tercih eder. Umumiyetle Türkler de şarapları tercih eder. Şarap hafif bir içkidir. Sağlığa faydalı olmakla beraber o Yemeklere tat ilave ettiği gibi renkleriyle de sofrayı süslerler. Sen ne diyorsun? Şu an bizim tarihimizi retkonladılar. Artık padişahlar bile Ramazan şerbeti içiyor. Sakiler sıkma meyve suyu falan getiriyor. İki çeşit şarap vardır. A. Tatlı ve meyvelerle servis yapılan şaraplar. B. Sek şaraplar. Bu arada arkadaşlar şarap sezonunu açtım. Genelde bir kış bir şişe falan gidiyor anca. İyi uykumu getiriyor ama. Sıcak şarap. Şu an neli aldım ya ben? Börtlen karadut karışık aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bir tatlandırıcı atıyorum ısıtıyorum. Güzel oluyor. Mikrodalgada ısıtıyorum. Hemen yemekten sonra olmuyor da yatmadan önce bazen. Vakit olursa içiyoruz. Yanına kestane. Acıktım lan. Acıktım ama devam edeceğim arkadaşlar. Bitireceğim bugün. Bu konuyu yani. Son konu zaten bugünlük. Ördekler ve av hayvanların etleri tatlılarla kahveyle likör ve meyveli konyak içilir. Hiç hayatımda meyveli konyak içmedim. Nane likörü. Adile Naşit'in vardı ya nane likörü içiyor. Acaba nasıl bir şey? Belki de beğenebilirim. Ondan sonra şey olmayalım. Tela. Biraları çok soğuk ve köpüklü olarak koymak gerekir. Bira hiç işim olmaz İstakoz yapımı anlatıyor Bak burada mayonezli böcek tarifi Aynen mayonezli ıstakoz gibi haşlanır Ayıklanır ve yukarıda tarif edildiği şekilde Mayonezli böcek yapılır İstakozun aynısını yap diyor ama böcek ne Çünkü ayrıyeten karides falan da var Böcek bir şey diyeceğim Ciddi ciddi böcek mi ya acaba Hamam böceğini direkt yakalayıp yiyor musunuz yoksa 1974 Beni dinlediğini biliyorum Kıtlık var diyeceğim de ıstakoz diyorsun yani Spagettiyi bilmezsin, ıstakozu bilirsin. İstiridye yersin, mayonezli böcek yersin. Sofrada sigara içersin. Yakışıyor mu sana? Tarkus the Armadillo isimli yaşayıcımız System of a Down bugün bir video yayınladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşla ilgili konuşuyorlar. Videoda olayları taraflı anlatıyorlar ve aleni bir şekilde yalan söylüyorlar. Ki zaten ne beklenirdi? Konu hakkındaki düşünceleri neler? Şimdiden teşekkürler. Adımı okuyabilirsin. Kullanıcı adım değişik ama ismim Salih Ceylan demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar din konusunu araştırdığım zaman ve din konusunda haksız olduğumuzu fark ettiğim zaman acaba başka hangi konularda haksızız? Çünkü dünyanın geri kalanı bazı şeylerden konuşuyor. Biz farklı şeyler söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii Ermeni soykırımı. Daha da önemlisi biliyorsunuz Türkiye'nin içinde de bazı kişiler çıkıp Ermenilere soykırım yaptık, özür diliyoruz demeye başlamıştı. Tabii ki bunlar yine açılım döneminde bayağı coşmuştu. Aynı dönemde biliyorsunuz bizim mahalledeki uzun boylu abi bile Ermenilerden özür dilemişti. Ve hangi taraf yüzde kaç haklı olursa olsun benim kafamda hep şu vardı. Başa geldiğim zaman biliyorsunuz komşularla ne olursa olsun iyi ilişkiler içinde olmak lazım. Ben de Ermenistan, Azerbaycan hepsini böyle bir araya getirip birlikte ticaret anlaşması gibi bir şey yapalım diye düşünüyordum. Ama Gerçekten de şunu fark ettim. Ermenistan ülkesi, Ermenilerden bahsetmiyorum ama Ermenistan ülkesi atsan atılmaz, satsan satılmaz. Şu anki düşüncem bu. Belki birkaç ay sonra yok ben yanlış düşünmüşüm diyebilirim ama şu an vardığım sonuç bu. Adamların bir üretimi yok. Arada başka ülkelerin gazına gelip saldırı yapıyorlar. Ondan sonra yenilince şu an meclis birbirine girmiş sanırım. Bizim gazeteler iç savaş çıkmak üzere falan diye anlatıyor ama ne kadar abartı bilemiyorum. Rusya'ya güveniyorlar. Türkiye'ye saldırıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize soykırım yapıldı. Şimdi hani o 100 yıl önce olan bir olay. Ondan sonra hangi ülkelere ne katliamlar yapıldı onu anan falan yok. Bu adamlar gerçekten profesyonel mazlum. Gerçekten atsan atılmaz satsan satılmaz bir ülke. O yüzden şu an ben fikrimi değiştirdim. Başa gelirsem bu adamlardan uzak duracağım. Uzak duracağım abi. Arada böyle zorunlu olarak futbol maçı falan yapmamız gerekirse anca o zaman işte gideriz geliriz falan. Yine Rusların gazına geldiler. Bu sefer Azerbaycan'a saldırdılar. Yine ellerini aldılar. Aslında bununla ilgili konuşmamı isteyen daha önce de birçok arkadaş vardı. Abi konuşur musun? Ama şöyle bir şey var. Tamam ben Türk'üm. Türklerin tarafındayım. Doğal olarak Azerbaycan'ın tarafındayım ama bu bir şeyleri biliyormuşum gibi Azerbaycan haklıdır arkadaşlar diye atıp tutmamı gerektirmez. Çünkü bilmiyorum. Ben sadece basından takip ediyorum olayları. Yine ellerini alıyorlar. Çünkü kimse destek çıkmıyor. Ellerini alınca da bu sefer yine System of Adam gibi gruplar ağlamaya başlıyor. Ne demişler? Kesin şey demişlerdir. Ordudaki masum sivilleri vurdular. Böyle mi dediler? Bizim silahımız yok abi. Ordumuz var ama ordumuzun silahı yok. Silahsız sabileri öldürdü Azir. Böyle mi dediler? Bu olay çok güzel bir şeyi kanıtladı. Kim Kardashianlar konuştu. Ondan sonra işte şeyler konuştu. System of Adamlar konuştu. Hani biz hep faşistiz ya. Bu adamlar entelektüel. Bu adamlar medeni. Bu adamlar mazlum. Bir kez daha kimin ırkçı olduğu, kimin kabileci olduğu ortaya çıktı. Bir şey söyleyeceğim bak. Türkiye'nin içinde bir sürü kişi gene çıktı. Abi Ermenilere yanlış yapıyoruz galiba. Yani siyasi görüşü zaten belli olan kişiler onlar da. Siyasi görüşü belli olan kişiler çıktı. Abi biz Ermenilere yanlış yapıyoruz galiba. Ermeniler özür diliyoruz. Ordunuza şey yaptık. Ordunuza eh yaptık. Bizden böyle birileri çıkıyor. Bizden böyle ünlüler çıkıyor. Herkes de alkışlıyor ne kadar medeni diye. Heriflerden çıkıyor mu peki? Siz şuna inanıyor musunuz? Ermeniler... Belki bu olayda diyebilirsiniz işte Azerbaycan mı Ermeğe mi kimin haklı olduğu belli değil veya işte belki Ermenistan haklıdır. Ama şunu diyebilir misiniz Ermenistan haksız olsa Ermenistan gitsin bir köyü bassın köyü bassın oradaki insanları katletsin. Sistema Adam delikanlı gibi çıkıp bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez söyleyemez sike sike Ermenistan tarafını tutmak zorunda sike sike kim kardeş yan sike sike Ermenistan tarafını tutmak zorunda. Benim gibi insanlarla onların farkı bu. Ben çünkü belli bir lobilerin ünlü yaptığı ve dolayısıyla da onların böyle parmak kuklası gibi götüme parmak sokup oynattığı insanlardan değilim. Kim Kardashian yani yumruk kuklası gerçi de diğer dörtlü Sistema parmak kuklası. Böyle dört parmaklarını sokuyorlar. Diğer elin yumruğunu da Kim Kardashian'a sokuyorlar. Konuşturuyorlar. Değil mi? Bizim buradaki kendi kendilerine Aydın diyen arkadaşlar. Self-proclaimed Aydın. <laughs> kendi kendilerine sanatçı diyen arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde. Onlar çıkıp. Azerbaycan haklı olsa, haklı olduğu ortada olsa çıkıp bunu söyleyebilirler mi? Söyleyemezler. Çünkü söylerlerse sanat camiasına atılırlar. Ve şu da belli. Bakın, bu sol gerici arkadaşlar, daha ileride daha detaylı konuşacağız bunu. Sol gerici arkadaşlar sanat camiasında çok aktiftir, değil mi? Bilimle ilgili ya da sporla ilgili çok başarılı bir sol gerici adam göremezsiniz Türkiye'de. Çok başarılı bir futbolcu, basketbolcu, voleybolcu var mı? Yok neden? Nedenini biliyor musunuz arkadaşlar? Nedenini söyleyeyim size. Sanat konusunda başarılı olmak objektif olmadığı için çünkü ne bileyim en uzun filmi çeken en başarılı diye bir kural yok. Bir jüri var. O jüri de birkaç bir avuç insan. O jürinin film konusunda bahsedeyim mesela. O konuda biraz daha işin içinde olduğum için. Bir avuç insanın iyi film dediği iyi film oluyor. İyi sinemacı dediği iyi sinemacı oluyor. Ne olsaydı spor camiasının içinde de sol gericiler olurdu. Böyle mesela basket maçlarında kimin kazandığını jüriler belirleseydi. İki tane takım çıkıyor mesela, basket oynuyorlar kendi aralarında. Bir takımda mesela, hmm, bak bu takımın içinde azınlık var. Bak LGBT var, hmm, burada ateist var, burada Alevi var, burada Kürt var. Bak bunlar ezilmiş bir takım. Bunu biz, tamam maçı bu kazandı. Böyle bir şey olmadığı için, kimin başarılı olduğuna bir avuç jüri karar vermediği için... O yüzden bu insanlar sadece sanat dünyasında başarılı. Ve arkadaşlar gerçekten hani filmlerde falan görüyoruz da ben bunu gerçek hayatta gördüm. Görüyorum da. Zengin olup bir ton okula gitmiş olup ülke hakkında hiçbir bilgisi olmayan, gerçek dünya hakkında hiçbir bilgisi olmayan, kendi baloncuğunun içinde yaşayan insanlar. Gençken ben senelerce System of Adam'du, dinledim. Ermeni olmaları çok umurumda olmadı. Ama maalesef Ermeni olunca Türk düşmanı olmak gibi bir zorunlulukları var sanki. O yüzden de maalesef hani müziklerini yapsalar dinlemeye devam edecektim. Ama maalesef Türk düşmanlığı yaptıkları için bıraktım. Söylediklerinin birçoğu yalan olduğu halde. Ermeni soykırımı diyor, Atatürk'ü gösteriyor mesela. Mal mısın? Klip yapmışlar böyle de Ermeni soykırımında Atatürk'ü gösteriyor. geri zekalı mısın sen? Ha? İleriki podcastlerimizde sol gericilerin çelişkilerinden daha bahsedeceğiz. Ama en büyük çelişkilerinden bir tanesi olan etraflarındaki herkese ırkçı diyen, etraflarındaki herkese kabileci diyen, etraflarındaki herkese siz kutunun dışında düşünemiyorsunuz deyip ondan sonra da kabilecinin Allah'ı olan ve bana göre cahilden daha tehlikeli olan yarı cahil kesimi bunlar. Çünkü yarı cahil etrafındaki cahillere bakıp kendini alim sanar. Evet haftanın konuları bu kadardı arkadaşlar. Bu arada unutmadan biliyorsunuz el işi ürünlerimizi sattığımız bir sayfa açıyoruz demiştim. Onayı almıştık. Vergi muafiyet belgemizi de aldık. Ve büyük ihtimalle siz bunu dinlediğiniz zaman elimizdeki ürünlerin birçoğu yüklenmiş olacak. Çünkü şu anda sadece bir iki ürün deneme olarak koymuştuk. Bununla ilgili uzun uzun açıklamaları efaydan.com bölü destek adresinden gene görebilirsiniz. Neden uzun açıklama? Çünkü mümkün olduğu kadar fiyatı düşük tutmaya çalışıyorum. Mesela İzmir içindeysen normalde diyelim 60 lira olan bir şeyi IBAN'dan parasını yollayıp sonra elden alarak 45 liraya alabiliyorsun. Dediğim gibi İzmir içi arkadaşlara baya avantajlı olacak ya da benim kargo anlaşmam var diyen arkadaşlara baya avantajlı olacak. Bütün detayları dediğim gibi efayda.com bölü destek adresinde bulabilirsiniz. En azından yeni yıl hediyesi muhabbetine yetişecek. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3- İki, bir, geç. İlk filmimiz günün üye tavsiyesi filmi. Hüseyin Aliyev isimli yaşayıcımızdan geliyor. The Social Dilemma. Social Dilemma içinde biraz film, biraz da belgesel barındıran bir yapım. Güzel bir tür olmuş. Çünkü sadece film olarak yapsalar biraz fazla boğaza mesaj dayamalı olurdu. O yüzden belgesel gibi yapıp içine film katılmış gibi olmuş. Belgesel olduklarını saklamıyorlar yani en azından. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan ilginç hoşuma giden bir format oldu. Filmin belgesel kısmında insanların nasıl adım adım daha fazla telefona ve sosyal medyaya bağımlı hale getirildiği anlatılıyor. Film kısmında da bir anne çocuklarını sosyal medyadan kurtarmaya çalışıyor. Biraz azaltalım diye. Biraz daha birbirimizle iletişim kuralım diye. Kitli kavanoza falan koyuyor. Küçük kız kırıyor kavanozu alıyor içinden. Kendini çekip böyle beğenilmek istiyor. Bir yandan da bu sosyal medya uygulamalarını ve siteleri dizayn eden insanlar ve oradan ayrılmış olan insanlar anlatıyor. Şu sözü zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer bir ürüne para vermiyorsanız ürünün kendisi sizsiniz demektir. Sosyal medyanın bu kadar içinde olmasam abartıyorlar diyebilirdim ama söylediklerine paralel şeyler ben de gördüm ben de yaşadım. Bu arada şeyden bahsetmiyorlar mesela. Bir iddia var ya işte mikrofondan dinleyip ona göre reklam koyuyorlar falan. Bilemiyorum arkadaşlar. Ben hala kesin olarak ikna olmadım o konuda. Bir kere her şeyden önce ihtiyaçları da yok ki düşünecek olursanız. Konumunuzu biliyor herifler. Nereden alışveriş yaptığınızı biliyorlar. Google'da neleri arattığınızı biliyorlar. Whatsapp'ta nereye yazdığınızı biliyorlar. Kredi kartınızı hangi konumdan çektirdiğinizi biliyorlar. Düşünecek olursanız bütün bunları bildikten sonra sizi gizlice mikrofondan dinlemeye ihtiyaçları yok diye düşünüyorum. Peki böyle bir teknoloji mevcut mu? Bence mevcut. Çünkü şu an televizyonların uzaktan kumandaları bile yeni televizyonların. Basıyorsun bluetooth speaker list falan diyorsun böyle direkt anlıyor yani. Yine bu olayın bir ürünü olan yani insanları Sosyal medyaya daha fazla bağlamanın yollarından biri olan insanları kutuplaştırmak. Gerçekten de öyle. İnsanları birbirine düşman etmek. Yapay zeka aslında umrunda değil. Yapay zeka aslında kötü niyetli birisi değil. İnsanlar birbirine düşman olsun da, mahvedeyim insanları şeklinde düşünmüyor ama bunu fark ediyor. Size sürekli duymak istediğiniz şeyleri söylüyor ve etrafınızda sadece o düşünceler var sanıyorsunuz. Belgesel bunu anlatırken herhangi bir politik tarafa doğru yönelmemiş. Bu da çok takdir ettiğim bir olay. Birincisi eşit davranmış. ikincisi de işin film bölümünde de oradaki bir genç duyduklarına inanarak protestoya gösteriye falan katılıyor. Ama gösteri sağ mı sol mu belli değil yani. Tabi internet üzerinde de bu belgesele atarlanan çok kişi oldu. Ne demek yani? Biz sokakları barış için, siyah hakları için yakıp yıkıyoruz. Şimdi biz kötü müyüz yani? Ha, ya bir kö kötü mü diyorsunuz siz? <laughs> <laughs> Kötü mü diyorsunuz siz bana? Biz siyah hakları için sokakları ateşe veriyoruz. Kötü mü olduk yani? Bu filme EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum ve önemli bir yapım olduğunu düşünüyorum. İçinde bazı uç kabul edilebilecek noktalar da var. Doğru mu, yanlış mı bilemiyorum. Bu belgesel süper bir belgesel işte. Söylediği her şey doğru demiyorum ama şu bakımdan önemli. Bu belgeseli seyrettiğim zaman zaten kendi kendime söylüyordum. Bu sosyal medya olayı benim çok fazla vaktimi alıyor ve hep kendimi şöyle kandırıyordum. Ya işte işim bu. Ne yapayım? Paylaşmazsam da olmaz. Kendi kendime kural koydum bu filmi seyrettikten sonra. Bu film sağ olsun buna ön ayak oldu. Günde tek paylaşım yapacağım maksimum. İkincisi Twitter, Facebook, Instagram yorumlarına bakmayacağım. Çok gerekmediği sürece yani bir soru sormadığım sürece mesela adminler bakacak. Buna rağmen hala bana mesaj atan arkadaşlar oluyor. Atmayın arkadaşlar. Biçnigaz. Size Biçnigaz şarkısını bir daha mı söyleyeyim? Gidin Snoop Dogg'un Biçnigaz şarkısını dinleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Efe abi seni işte ekşide linç ettiler. Linç olmanın birinci özelliği bence. Linç edilen insanın bunun farkında olması. Efe abi seni dün idam ettiler demek gibi bir şey. İdam mı oldu bilmiyorum farkında değilim. Hala buradayım gibi gözüküyor ama... Dünde gerçi kafam güzeldi. Belki idam etmiş o. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu tür yerleri zaten avukatlarımız bakıyor yani bize zarar verebilecek bir şey var mı yok mu onlara bakmak için. Gerekli işlemleri yapıyor. Bize zarar verebilecek bir durum varsa onun haricinde de umrumda değil. Twitter'da nasılsa cevaplara bakmadığım için cevapları kapattım. Daha güzel oldu. Daha ünlendim. Neden? İnsanlar sallayabilmek için bu sefer retweet yapıyor. Retweet yapınca tek bir paylaşımla 1000 kişi 1500 kişi arttı. Millet görüyor çünkü daha fazla ne ister bir insan? Sosyal medyaya girmediğim halde daha fazla popüler oldum. Ve gerçekten şu an bir hafta falan oldu bir haftayı geçmiş bile olabilir. Çok rahatım abi. Çok temiz. İsteyen istediği kadar kızsın. Yorumlarımıza niye bakmıyorsun lan falan desin. Kafam bu tür şeylere harcamak yerine yapmak istediğim işlere harcıyorum. İlk başta tabii zor olmuştu. Çünkü telefona baktığın zaman böyle lan ne, ne yapacağım falan. Çünkü Whatsapp mesajlarına bakıyorsun bitiyor hemen. Ne yapacağım diye düşünüyorsun. Ama işte biraz daha telefonu aşağı koyma şansın oluyor. Haber sitelerine falan da bakmıyorum. Üçüncü kuralım da iki kural söyledim. Üçüncü kuralım da ana sayfalarda gezmeyeceğim. Twitter, Instagram, Facebook gibi uygulamaların. O da inanılmaz vakit yiyor. Ve boşu boşuna sinir oluyorsunuz yani. Hiç gerek yok. Boşu boşuna arkadaşlıklar bitiyor falan. Hiç gerek yok. İşte cevap vermezsem olmaz. Ulan şimdi görürsün sen. Hiç gerek yok. Çok rahatım şu an. Ama işte o noktada fark ediyorsunuz. Mesela Facebook'tan bugün bir şey paylaşacağım diyorsun. Facebook'u açar açmaz direkt sayfana girmeden ana sayfaya giriyor. İlk başta tam ustalaşamamıştım. Mutlaka bir iki paylaşım görüyordum gene. Sinir ediyordu beni. Şu an ama ustalaştım o konuda da. Hemen basıyorum ana sayfa çıkmadan. Bir hafta geçti neler hissediyorum. O filmde olduğu gibi böyle işte bir boşluğa kapıldım. Bakmak zorundayım falan gibi mi hissediyorum. Hayır, gayet tatlıyı, yağlı yemekleri falan bırakıp daha sağlıklı beslenip, daha sağlıklı beslendiği için kuş gibi hisseden biri gibi hissediyorum şu anda. Umarım geri dönmem. Geri dönmeye hiç niyetim yok. Artık yorumlara, mesajlara bakmayacak olmamı en azından beni uzun süredir takip eden takipçilerim anlayışla karşılayacaktır. Biliyorsunuz, ilk başladığımızda Facebook'ta kendi ismimde, kendi profil adımda herkesle konuşarak, herkese muhatap olarak bu şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık ama Aynı insanlığı karşımızdan bulamadık. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu sosyal medyaya sahte isimlerle, sahte resimlerle girilebiliyor olması. Yavaş yavaş işte grup kurduk, fan sayfası kurduk, adminler aldık, bilmem ne yaptık. YouTube yorumlarını admin onayından geçirdik. Şimdi Twitter'da artık sadece benim takip ettiğim kişiler cevap verebiliyor. Nasılsa cevaplara bakmıyorum diye. Aşama aşama bunları yaptık. Herkesle konuşmaya çalışan, herkezle beyin fırtınası yapmaya çalışan birinden paylaşıp da böyle yorumlara bile bakmayan bir noktaya gelmiş olduk. Maalesef durum bu. Ta ne zaman bu durum değişir? Günün birinde herkesin kimlik bilgileri, kim olduğu ortada olan bir sosyal medya uygulaması çıkarsa ortaya, o zaman biraz daha insanlarla iletişim içinde olurum belki. Söz vermiyorum. Evet. The Social Dilemma, EFDB puanı 10 üzerinden 8.5. Herkese tavsiye ediyorum. Dediğim gibi her dediklerinin doğru olduğunu iddia etmiyorum ama en azından kafamızı telefondan biraz kaldırmaya yarayacağını düşünüyorum. Geçelim sıradaki filmimize. Sıradaki filmimiz günün indie filmi. İlginç bir şekilde ben bunu aslında klasik film olarak seyredecektim ama bu kadar amatör bir yapım olduğunu bilmiyordum. Robert Rodriguez'in arkadaşlar El Mariachi isimli filmi. Biliyorsunuz arka arkaya böyle El Mariachi, Desperado, Once Upon a Time in Mexico, türü filmleri var. O yüzden de o serinin ilk filmi olan El Mariachi'yi seyredeyim dedim. Ve Peter Jackson'ın nasıl Bad Taste filmi varsa aşırı amatör olan James Cameron'ın bir kısa filmi vardı adını hatırlamıyorum robotlu. Ya da Christopher Nolan'ın Following filmi gibi. Robert Rodriguez de ünlü olmadan önce El Mariachi'yi çekmiş. Söylediği üzere filmin bütçesi 7000 dolar ama bu 7000 doların çok büyük bir kısmı film parasına gitmiş. Çünkü o zaman 1992 olunca şimdiki gibi dijital çekme şansı yok. Diyor ki eğer filmi almaya harcadığım para olmasaydı 600 dolara falan çektim diyebilirim diyor. Gerçekten öyle. Silahları polislerden ödünç almış. Gitar kutusu filmde bir tane. Birkaç kişinin farklı gitar kutuları var. Hatta birbirleriyle karışıyor ama üstündeki izlerden aynı kutu olduğunu görebiliyorsunuz. Filmi seyretmeden önce kamera arkasını seyretmiştim. Orada anlatıyor. Bir yerden bir yere telle geçiş yapıyor ve bunu çok ucuza mal ediyorlar. Yani çok imkansız şeyler değil bunu aslında. Onu nasıl yaptığını anlatıyor falan. Düşününce lan diyorsun bizim atölyede yapılır yani bu. Çok imkansız bir şey değil. Filmin içindeki araçlar falan adamların kendi araçlarıymış. İşte sete gidip geldikleri araçlar. Pardon filmin konusunu söylemeyi unuttum. Bir müzisyen, gitarcı yani. Onlara deniyormuş El Mariachi diye. Aslında tam bir İngilizce karşılığı var. Gitar player olarak. Ama çevirmemeye karar vermişler. Çünkü Gitar player çok tırt bir isim demişler. Ve Amerika'da yayınlanan ismi de El Mariachi'ne. Hatta altyazılarda bile ben bir gitarcıyım demiyor. Ben bir mariachi'yim diyor. Dangal filmi gibi. Orada da mesela wrestler falan diyebilirdi. Ama dangal demesi daha böyle otantiklik katmış. Bu da öyle. Gerçekten de gitar player dese bu kadar otantik olmazdı isim. Bu gitarcı kasabadan kasabaya dolaşıyor ve... ...gittiği yerlerde iş arıyor. Ancak en son geldiği yerde kendisini bir mafya babasıyla karıştırıyorlar. Aynı gitar kutusunu kullandığı için. Tipi benzemiyor ama şu sebepten dolayı karıştırıyorlar. Mafya babası hapishanede onu bir arkadaşı öldürmek için üstüne adamlarını yolluyor. Ancak mafya babası bu adamları öldürüp dışarı kaçıyor. Ve diğer kötü mafya babasının peşine düşüyor. İkisi birbirlerini tanıyorlar. Kötü mafya babası diyor ki yakalayın işte en son bilmem ne otelinde gözüktü. Özelliği de sürekli bir gitar kutusu taşır yanında. Onun içinde bir sürü silah var. O yüzden diğer adamlar bunu tanımadığı için gitar kutusuyla gezen mariachi'yi mafya babası sanıp peşine düşüyorlar. Adam kaçarken bazı adamlarını da vuruyor. Böylece istemeden de olsa katil olmuş oluyor. Ve filmin sonuna doğru da yavaş yavaş aksiyondan kaçıyor ama aksiyon bunu buluyor. Ve yüksele yüksele en sonunda artık kendisi bir ölüm makinesi haline geliyor ve motosikletiyle birlikte diğer kasabaya doğru silahlarıyla falan yola çıkıyor. Tabi spoiler değil çünkü arada birçok şey oluyor onları anlatmadım. Nasıl o noktaya geliyor aslında önemli olan o. Filme EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. 8'lik değil diyebilirsiniz ama hiç imkan olmadan gene de iyi bir şey çekmişler. Çünkü bu tür filmlerde mesela Bad Taste gibi ya da Following gibi filmlerde yani bakıyorsunuz evet imkan yokmuş, imkansızlığa göre iyi bir film diyorsunuz. Ama bu ilk filmlerin ya da amatör filmlerin içinde benim en sevdiklerimden bir tanesi El Mariachi oldu. Çünkü normal film gibi de seyredebiliyorsunuz. İçinde komik unsurlar da var. Bu arada Robert Rodriguez sadece yazan ve yöneten değil her şey yani filmin Efe Aydal'ı. Yazan, yöneten, ışıklandırmayı yapan, propları yapan, mekan bulan, oyuncuları ayarlayan, kamerayı tutan, kameraman aynı zamanda. Tabi bu tür kişiler bize ilham veriyor. Bizim şu anda bulunduğumuz yoldan geçmiş olan kişiler. Umarım ben de bu yoldan ilerleyip bir yerlere gelmeyi başarırım. El Mariachi FEDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Geçelim sıradaki filme. Sıradaki filmimiz günün klasik filmi The Matrix. Uzun seneler önce seyretmiş olduğum bu filmi bir de filmli efekest gözüyle seyredeyim dedim. Gerçekten insan çok farklı görüyor bu kadar sene sonra seyredince. Filmin konusunu bilmeyen var mı Anlatayım. Gerçi yaştan dolayı bir çoğunuz konuyu bilmiyor olabilir. Şu an Matrix deyince havada asılı kalan adamlar olarak sadece biliyor olabilirsiniz. O yüzden anlatayım. Neo isminde bir hacker var. Günün birinde Trinity isminde başka bir hacker buna ulaşıyor ve onu Morpheus'a götürüyor. Morpheus da gene bunların camiasında ünlü bir isim. Morpheus diyor ki seni etrafında bulunduğun simülasyondan kurtaracağım. Kırmızı hapı alırsan, mavi hapı seçersen uyursun ve olduğun yerde hiçbir şey hatırlamadan uyanırsın. Kırmızı hapı aldıktan sonra Morpheus Neo'yu yani Keanu Reeves'i uyandırıyor ve bir simülasyonun içinde olduğunu öğreniyor Neo. Onu bulunduğu yerden kurtarıyorlar ve gemilerine götürüyorlar. Söyledikleri üzere bu gemileri sayesinde robotların kurmuş olduğu bu sisteme hacker gibi girip insanları uyandırmaya çalışıyorlar. İnsanları özgür kılmaya çalışıyorlar. Söyledikleri üzere insanların üretmiş olduğu robotlar dünyayı ele geçirmiş ve insanları da batarya olsun diye enerjilerini karşılamak adına bu tür simülasyonların içinde uyutuyorlar ve uyutarak insanların enerjilerini kullanıyorlar. Bu kişiler de işte insanları özgürleştirmeye çalışan kişiler. İşte simülasyonlar yardımıyla dövüş falan öğreniyorlar o dövüşleri kullanarak simülasyonun içinde böyle artistik hareketler yapabiliyorlar. Ama ajan denilen simülasyonun kendi programları var. O programlar kadar güçlü değiller. Bir de kahin var. Kahin de geleceği biliyor. Bir seçilmiş kişi gelecek ve o kadar güçlü olacak ki ajanları bile yenecek. Matrix'in içinde bütün kuralları değiştirebilecek, kurallara uymak zorunda kalmayacak bir kişi gelecek diyorlar. O seçilmiş kişi de kim tahmin edin. Filmin sonunda ortaya çıkıyor söylemeyeyim şimdi. Evet arkadaşlar. Matrix FDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Çok ilginç bir film neden? Çünkü şu anki gençler geri dönüp bu filmi seyretse yani der nasıl böyle klasik bu kadar ünlü bir film olmuş ki bu? Pek bir anlam veremezler. Bence bolca artıları ve bolca eksileri olan bir film. Birincisi mantığı unut. Hani şey diyorlar ya. Matrix filminde acaba sembolik anlatım mı var. Ulan zaten sembolik anlatım filmin kendisi. Sembolik anlatım olmaktan mantığı bırakıp gitmiş zaten. İsterseniz önce mantıksızlıkları sayalım buradan köye yol olsun. Bu kadar ileri bir yapay zeka teknolojisi, bu kadar ileri bir robot teknolojisi insana ihtiyaç duyar mı enerji için? Güneş enerjisi, nükleer enerji, soğuk füzyon bunu kullanacağına gider her yere hidroelektrik santrali yapar. Su içmiyorlar nasılsa umurlarında değil. Yani bunu kullanacaklarına bunu yaparlar. Bu kadar buna emek vereceklerini. insanları yok ederler. Bir de üstüne simülasyon için enerji harcıyorlar çünkü onu düşün. İnsandan ne kadar elektrik enerjisi gelebilir ki? Ya da ısı enerjisi gelebilir Yok öyle bir şey yani. Çok fazla düşünmemiş bunu yapan kişi. Zaten Wachowski arkadaşların daha sonra çektiği filmlerin iyice uçuk olması da bunu gösteriyor. Bu tutmuş. Neden? Birazdan söyleyeceğiz. İkincisi ajanlar mesela Neo'yu takip edebilmek için içine böyle böcek şeklinde bir aygıt koyuyor. Eğer zaten simülasyonun içindeysen ve bir sürü gerçeği değiştirebiliyorsan o aygıta ihtiyacın olmaz. Bir de o aygıtın böcek gibi olup da böyle dramatik olsun diye göbek deliğini bunların hiçbirine ihtiyacın olmaz. Zaten simülasyon sensen hepsini bilmen lazım nerede olduğunu. Gerçi sonra 3. bölümde bile şunu ekliyorlar. Simülasyonun başı ile ajanlar farklı. Bu da ama şey gibi olmuyor mu? Yani tanrı ama meleklere ihtiyacı var. Simülasyonun başı farklıysa o zaman içindeki her şeyi bilebilmesi lazım. İçinde olan her şeyi bilebilmesi lazım yani. Ama hackerlar simülasyona girip istedikleri gibi kaçabiliyor. Birbirlerine mücadele etmek için kung fu falan yapıyorlar böyle. Hatta bu hackerların yerini bulmaları için bir tane haine ihtiyaç duyuyorlar insanların içinden. Bunun haricinde yine dramatik olsun diye hacker olarak giriyorlar ama istedikleri zaman çıkamıyorlar. Bir tane telefon bulmalar lazım. Neden? Mantığı ne? Manası ne? İşte dramatik olsun diye. Yani istediği zaman giriyor ama istediği zaman çıkamıyor. Dramatik olmaz yoksa. İşte Matrix'te ölürse gerçekte ölmüş oluyor. Neden? İşte dramatik olmaz yoksa. Her saçma olan şeyin cevabı dramatik olmaz yoksa. Neden kung fu yaparak dövüşüyorlar? Tabii şey de komik. O zamanlar çok fark edemiyorduk ama mesela Jackie Chan'ın bu Legend of Dragon Master türü dövüş filmlerini seyrettikten sonra burada işte ajanlar inanılmaz iyi dövüşçü. Ondan sonra Dwan, Neo daha da böyle iyi dövüşçü falan. Ama bakıyorsun dövüşlerinin bir kere hızlandırılmış olduğu, ikincisi de koreografi olduğu çok belli. Bunlar çok büyük eksiler değil tabii. Ama mesela şu noktadan sonra insan onu bekliyor. İkisi de böyle insan üstü olunca dövüşleri de Legend of Drunken Master gibi olsun gibi bekliyor yani. Jackie Chan maalesef çıtayı o kadar yükseltti ki dövüş filmleri konusunda. Hiçbir şey insanları tatmin etmiyor artık. Peki filmin artıları neler? Dönemine göre çok öncü bir film. Bir sürü yeni teknoloji getirmiş en bilinen havada asılı kalma teknolojisi. Bir sürü fotoğraf makinesiyle aynı anda çekiyorlar. O zamanlar için büyük bir şeydi. İkincisi biliyorsunuz kırmızı hap. O kırmızı hap olayı o kadar çok kullanıldı ki. Kırmızı hap aldık uyandık falan. Üçüncüsü Matrix'in tarzı inanılmaz taklit edildi. Şeyi demiyorum parodisinden falan bahsetmiyorum yani filmlerde. İşte o vuruyor ağır çekim bir daha vuruyor ağır çekim. Tam böyle aksiyonun ortasında ağır çekim oluyor falan. Maalesef Matrix 2 ve 3 de taklit etti biri. <laughs> Matrix 2 ve 3 de birin kötü taklidi olan filmler gibi. Bizde bile Bulut Bey diye bir dizi çektiler. Bilmeyenler yazsın arkadaşlar YouTube'a Bulut Bey dizi falan diye. Biraz gülün eğlenin. En takdir ettiğim noktası şu Matrix'in. Kendi tarzlarını yarattı adamlar. Bunu çok takdir ettim. Belki mesela birçok yapımcıya gitseler bu ne lan derlerdi. Bu film mi yoksa müzik klibi mi? Böyle film mi olur derlerdi belki. Ama adamlar kendi tarzlarını yarattı. Ve bu tarz o kadar ünlü oldu ki hala kötü taklitlerini çekmeye devam ediyorlar. Misal Türkiye'deki aksiyon dizileri. Benim <laughs> birçoğu. Şu tabi kurşunlarla ateş ederken geriye doğru böyle yatması. Onun 800 tane taklidini yaptılar. 800 bin tane parodisini yaptılar. Benim filmde sanırım en anlayamadığım olay Neo ile Ajan ikisi aynı anda havaya uçuyor ve birbirlerine bir kulaç mesafeden bir sürü ateş ediyorlar ya. Nasıl oluyor da hiçbirisi birbirininkini tutmuyor onu anlamış değilim. Ha pardon dramatik olsun ya özür dilerim unutmuşum. Bir de Glitch in the Matrix diye bir konsept oluştu. Matrix filminde önce var mıydı bilmiyorum. Filmde bir noktada Neo bir kedi görüyor. Bir iki saniye sonra kedi aynı hareketi yapıyor. Neo da diyor ki dejavu yaşadım. Diğerleri bunu duyunca eyvah diyorlar Glitch in the Matrix oldu. Yani içinde yaşadığımız simülasyonda bir hata oluştu, bir glitch oluştu. Bu da programı değiştirdikleri anlamına gelir diyor. Bununla ilgili kocaman bir hikaye kategorisi yapıldı. Glitch in the Matrix Stories diye aratırsanız birçok hikaye bulursunuz. Bu hikayelerin türü nasıl oluyor? Genel olarak insanların bir simülasyonda yaşadığını düşünerek bazı garip olaylar ya da garip tecrübeler anlatılıyor. Bunun da işte Matrix'teki bir glitch'ten kaynaklandığı düşünülüyor. Örnek vermek gerekirse bir öğrenci ailesinin yanına gidiyor. Aylar sonra tekrardan kavuşuyorlar yani. Okuldan eve gelmiş. Böyle bir çiftlik evi gibi. Evin içine giriyor. Annesi babası bunu görünce heyecanlanmıyor. Kız da çok şaşırıyor. Allah Allah falan diyor. Ondan sonra soruyor işte sorunca öğreniyor ki sen diyor zaten dün geldin. Dün geldin eşyalarını falan koydun. Böyle ilginç hikayeler. Tabi bu gerçek olduğu iddia edilen hikayeler ve direkt kurmaca hikayeler olabiliyor. Size de anlatmış olduğum o hikaye vardı ya. Bir balıkçı görmüştük mesela. Sonra arkamızı tekrar dönünce balıkçı ortada yoktu. Bu da mesela glitch'inde matrix'e girebilir gibi. Bunun haricinde böyle eski hikayelere falan gönderme olsun derler ya. Alice Harikalar Diyarında hikayesine aşırı yani ağzına kadar gönderme var. Filmin ortasına geliyor hala. Dorothy, kemerini tak çünkü Kansas is going bye bye. Yani film film bitecek neredeyse hala oradaki sözlerine falan kullanıyorlar. Zaten White Rabbit dediği falan hep öyle. Evet filmle ilgili hatırladıklarım bu kadar. Sonuç olarak Matrix Style Over Substance denilen yani tarzın içerikten daha ön planda olduğu filmlerin belki de en büyük örneği. Tarzları o kadar iyi ki mantıksızlıkları kabul edebiliyorsunuz. Ve o kadar öncü ki yani birçok filme öncülük yapmış olduğu için mantıksızlıkları kabul edebiliyorsunuz. İşte müzik klibi gibi seyret geç diyebiliyorsunuz. O yüzden takdir ediyorum Matrix EFDV puanı 10 üzerinden 8.5. Ve son filmimiz günün müzikal filmi Tenacious D in the Pick of Destiny. Jack Black'in Tenacious D isimli rock grubunu konu alan bir komedi filmi ve aynı zamanda müzikal tabi. Gerçekte de bunu yaşamış mı Jack Black bilmiyorum ama filmde anlattığı üzere küçükken ailesi aşırı dindarmış ama kendisi rock yapmak isteyen birisiymiş. O yüzden ailesiyle uyuşamadıkları için evden kaçıyor ve Hollywood'a gidiyor orada bir adamla karşılaşıyor. Bu adam sokak müzisyeni ama çok iyi enstrüman çaldığı için çok başarılı birisi sanıyor Jack Black bunu. Peşinde takılıyor sürekli. Bir noktada o kadar da başarılı olmadığı Hatta hiç başarılı olmadığı Annesinden gelen para yardımıyla ayakta kalabildiğini öğreniyor. İkisi grup kuruyorlar ve bir yarışmaya katılıyorlar. Katıldıkları yarışmada işte finaller bir sonraki hafta olacak. Yeterince iyi olmadıklarını fark ediyorlar ve Pick of Destiny yani Kader Penası <laughs> isimli bir penanın varlığını fark ediyorlar en iyi rock gruplarında bu penanın olduğunu görüyorlar. Fotoğraflarda, posterlerde falan. Bunun peşine düşüyorlar ve bununla ilgili bilgi sahibi olan bir adama rastlıyorlar. O da Ben Stiller. Film bu ya. İlk girdikleri mağazada direkt bununla ilgili çok önemli araştırmalar yapmış olan birini buluyorlar. Ben Stiller bunları anlatıyor ve o penanın şu anda nerede olduğunu söylüyor. Penanın gücü bilinmediği için ya da özelliği bilinmediği için rock müzesinde gitarların bir tanesine takmışlar. Bu iki kafadar da yola çıkıp bu penayı elde etmeye çalışıyorlar. Penayı elde edebilecekler mi? Penanın bir de özelliği var o da şeytanın dişinden yapılmış olması. Bu yüzden şeytanla karşılaşacaklar mı ve başlarına ne gelecek? Bunları seyrettiğimiz bir film. EFDB puanı 10 üzerinden 7.75 veriyorum. 8 de olabilir EFDB listesine bakarsınız son kararımı görmek için. Eğlenceli bir film. Rak seviyorsanız sevmenize gerek de yok aslında. Komedi filmi seviyorsanız vakit geçiren bir film. Müziklerindeki şarkı sözleri altyazılı olarak yazdığı için sözlerin aslında ne kadar basit olduğunu görüyorsun. Genelde böyle şarkı sözlerine sanat yapılır ya bunlar dümdüz yazmışlar. Basit basit. Altyazılı olmasa daha iyi yani. Bir de mesela sonlara doğru şeytanla karşılıklı atışma yapıyorlar. Onda da yine çok abartı bir şey bekliyorsunuz. Şeytan sonuçta adam. Sonuç olarak müzik konusunda bir tık hayal kırıklığı olmasına rağmen Komedi konusunda eh işte olmasına rağmen yine de ne bileyim çok böyle leş komedi, çok aşırı bir başkasının adına utanma vesaire yok. Dediğim gibi vakit geçirilebilecek, çok mantık aranmayacak, kafa rahatlatma filmlerinden bir tanesi. Bazı arkadaşlar bunu özellikle rakçı arkadaşlar birkaç kişi toplanıp seyrediyor. İstiyorsanız o şekilde de seyredebilirsiniz. Bir yandan böyle çerez falan yiyip muhabbet edip bir yandan da seyredilebilecek bir film. Evet arkadaşlar böylelikle filmler de bitti podcast bitti. Ben de bittim. Adresimiz efayda.com. Kirli 12 Network'ündeki diğer kanallar için fayda.com bölü Kirli 12. Facebook grubumuz fayda.com bölü grup. Instagram efaydal official. Twitter'da trollüklerimi takip etmek istiyorsanız twitter.com bölü kommek. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için sorularını okutma şansı yakalamak için film tavsiye etme şansı yakalamak için el işi ürünlerimizi alabilmek için ve podcastlerle videolara erken erişim sağlamak için efaydan.com bölü destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Matrix'in içine ağzına kadar kürek kürek atılmış Alice Harikalar diyarında göndermelerine emanet olun.